İçer TV'den ve Radyo Klas'tan hepinize iyi günler, değerli dinleyenler, sevgili izleyiciler. Bir pazar günü yine Mersin'de fuar alanında çok yoğun bir kalabalık ve bu yoğun kalabalığın içinde de gerçekten okuyucularla buluşmak için gelen çok değerli yazarlarımızı konuk etmeye özen gösteriyoruz. Ve zamanı çok iyi değerlendirmek için ben şu an bana göre Evliya Çelebi'den sonra en çok Türkiye'yi dolaşanlardan çok değerli yazar, araştırmacı ve halk arasında da en çok yol hikayeleri konuşulan bir abim var, Tayfun Talipoğlu. Tayfun abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba, nasılsın? Herkese sayın bey diye hitap ediyor ama bana, size bana herkes abi de sıcaklığı hissettim. Kesinlikle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim dostum. Abi geçen sene Mersin'in birinci kitap fuarı düzenlendi. O etkinliğe katılma şansınız oldu mu? Hayır, birinci olmadı çünkü o dönem yeni bir şey yazamamıştık. Bu yüzden de olmamıştı. Yeni kitap olunca daha rahat katılıyorsunuz o işlere çünkü. Bu sene böyle bir durum var, onunla geldik. Siyah beyaz yayınla birlikte buradayız. Mersin'i sormama gerek yok. Çünkü Türkiye'nin her tarafını gezme fırsatınız olduğu gibi Mersin'de gezme fırsatınız olmuştu. Hatta bizim göremediğimiz yerleri bile görmüşsünüzdür. Tabii ben Mersin'in her şeyden önce şu var. Yani insanını seviyorum bir. Burası çok demokratik ve çağdaş bir yer. Her ne kadar bu zaman zaman haberlere başka türlü yansıtılsa bile genelinde çok çağdaş bir kent burası. Ve bu kentte yaşamak bir keyif. Hele bu aylarda yaşamak ayrıca bir keyif. Balığı seviyorsanız daha ayrıca bir keyif. Çok teşekkür ederim. Benim şehrimle ilgili, benim memleketimle ilgili böyle güzel şeyler duymak beni çok mutlu etti. Abi şu an buradasınız ve sizi ben standtan biraz zor kopardım, getirdim. Evet. Zamanınız çok sınırlı biliyorum ama. Şimdi bu fuara eserlerle katıldınız. Raflarımızda hangi eserlerimiz var şimdi? Benim yolum var. Bir de bir yol hikayesi var. O benim hikayemi anlatan bir kitaptır. Bir de yol hikayeleri var. İki tane. Bir de Eskiyen Yüzümü Yeni Gülümseyiş diye bir şiir kitabı. O biraz geç gelecek. Şimdi gelmiştir belki. O böyle bir şiir albüm var. O böyle bir şey işte. Çok güzel. Abi yola devam ediyor muyuz? Yoksa evet, oradan biraz dinlemeye mi geçtik? Halk TV'de yayına devam ediyoruz. Cumartesi günleri Sohbethane diye program yapıyoruz. 23'te 24 arasında şimdilik uzayacak saati biraz. Bir de BAM teli var. Pazar günleri 3'te. Evet, şu anda yaralamıştır bu haftaki program zaten. Yine Halk TV'de mi yayındasınız? Halk TV'de yayındayım, evet. Evet. Abi şimdi Türkiye'nin bazı yerlerinde sizin tabii ki çok güzel izlenimleriniz oldu. Bunları yıllar önce gördünüz, anlattınız. Bazı uyarılarda da bulundunuz. Bazen yolun dışına da çıkarak bunları paylaştınız. Şu an yol hikayeleriniz, yolculuklarınız, izlenimlerinizi kısaca anlatın dersem nasıl başlamak istersiniz? Bir kere şunu söylüyorsunuz, söylemem gerekiyor. Türkiye şu anda çok iyiye gitmiyor. Hani bunu görmezlikten gelsek gazeteci olmayız zaten. Çünkü gazeteci demek halkın, padişahın günlüğünü tutan adam değildir. Eleştirel gözle bakan adamdır ve hepimiz de yaşıyoruz. Ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşıyoruz şu anda. Onun dışında daha önemli bir tehlike, Türkiye bölündü. Bu bölünme yalnız birilerinin hesap ettiği gibi Kürt, Türk, Alevi, Sünni şeklinde değil, iktidara yakın olanlar ve olmayanlar olarak bölündü. Çünkü bizim halkımız asla etnik köken ya da dinsel olarak birbirini ayırmaz. En güzel tarafı da budur. Bu topraklarda beraber yaşar. Ne kadar kaşınırsa kaşınsın farkındaysanız, dinsel anlamda, etnik köken anlamında bir ayrım olmaz. Yani hiç kimse Güneydoğu'da şehit geldiği zaman oradaki Kürt halkını suçlamaz. Ya da Aleviler bir katliama uğradığında tüm Sünnileri suçlamaz. Bilir ki bunlar başka bir gruptur, başka bir yerdir. Bu güzel bir vasıf Türkiye için. Bu bölünmeyeceğimizin bir garantisi bu anlamda. Ama başka bir bölünme oldu, o kötü oldu. Yani iktidara yakın olanlar ve olmayanlar bölünmesi
Çünkü bunu her kesimden adamlar devşirebiliyorsunuz. Bu kötü oldu. Mesela yol hikayesi bantili siyasi program değildir. Ömrümün hiç bölümünde bir yere girerken insanlara hangi partidensin, mezhebin ne, kitabın ne, neresi demedim ben. Ve gençlere de hep şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın peşin yargılarınızdan kurtulun. Yoksa kurabileceğiniz çok güzel dostlukları kaybedersiniz. Bir ülke 24 saat sürekli siyaset konuşmaz. Bir ülke sanatından, şiirinden, edebiyatından aklınıza ne gelebilirse sosyal yaşama dair bunları da konuşur. İşte biz bunları unuttuk. Onun için bu fuar önemli şimdi. Bakın burada her görüşte yayın evi var. Ben hep standlara işte vakit buldukça ziyaret ediyorum. Çok keyifli dostlarım var içinde. Bizlerin o insanlarla hiç bizim yani bu vatandaşların kimsenin birbiriyle problemi yok. 3-5 tane adam birileri iktidarlarını sürdürsünler diye bu bölünmeyi körüklüyorlar o kadar. Ama tabanda böyle bir şey yaşanmıyor. Zaten yaşansa çoktan sokaklar başka bir hale gelmişti. Bunu biraz o anlamda iyimser düşünün. Ama dediğim gibi en tehlikeli durum iktidar nimetlerinden yararlananlar ve yararlanmayanlar bölünmesidir ki bu çok tehlikeli bir noktaya gelmiştir. Çok doğru. Abi şimdi zaten öyle enteresan bir durumla karşı karşıyayız ki siz televizyon programcısı ve yayıncısı olduğunuz süre boyunca bütün programlarınızda zerre kadar hiç kimseyi ayırt etmeden kimin sorunu varsa o sorunu dile getirdiniz. Bana insan lazım abiciğim. Ya ben sizin de siyasi görüşünüzü bilmiyorum mesela. Bana ne siz? Ben sizi yıllardır gelip gider görürüm. Dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Yani Japonya'ya gidiyorsunuz. 4 senede bir seçim işte varsa o kadar bir daha konuşulmuyor. Ya Amerika'da bile şimdi bu sefer Trump olduğu için biraz hararetli. Seçim biter. Bu iş biter. Bizde seçim biter. Ertesi gün seçim havasına girilir. Yeniden kavga diyoruz. Çünkü iktidarı iktidar nimetlerini paylaşmak olarak düşünürseniz muhalefet de kendine göre hesap yapıyor. Ben gelirsem ben bölüşeceğim. Doğal olarak. Öbürü diyor ki ben elimdekini kaçırmayayım. Böyle bir kaos yaşıyoruz biz bu ülkede. Sürekli siyaset konuşuyoruz. Komşular birbirine kötü gözle bakar oldu. İnsanlar birbirlerine selam vermez oldular. Siz buralarda tabii daha az yaşıyorsunuz mu ama büyük kentlerde metroya biniyorsunuz. İnsanlar birbirine çekinerek selam veriyor. Eğer tanıyorsa bile acaba bu ne çıkacak, yarın ne olacak? Bir arkadaşınızı, dostunuzu soramıyorsunuz nerede diye şimdi. Her an içeride olabilir çünkü. Onu sorduğunuz için siz de tehlikeli adam olabilirsiniz. Yani böyle bir sorgusuz, sualsiz bir dönem yaşanmakta. Ama Türkiye bunu atlatacak farkındaysanız. Güzel bir devlet geleneği var. Şu anda müthiş bir boşluk olduğu halde yürüyor kendi kendine bakın. Çok enteresan. Her şeye rağmen yürüyor. Yani insanlar daha sağduyulu. Ben hep şunu söylüyorum. Bizim vatandaşımız seçtiklerinden daha kaliteli arkadaşlar. Daha sağduyulu. Çünkü seçilenler varlıklarını bu kaosa ve kavgaya borçlu oldukları için. Bunlar onu körüklüyorlar. Ama vatandaş sağduyulu. Vatandaş birbirinin acısına koşar. Vatandaş bakın ne kadar ters yerde olursa olsun siyasi anlamda ölüm olduğu zaman ölümün olduğu yerde kavga biter. Ölünün arkasından konuşulmaz. Taziyeler ona göredir. Kardeşim bu siyasi kin ve nefreti öyle hale getirdi ki birisi öldüğünde sosyal medyada aleyhine küfürler. Siyasiler ya etmeyin bunu. Bu ülkenin geleneğinde bu yok. Bunlar 3-5 adam. Bakın gerek sosyal medya gerek siyaset oralara bakıp da sakın Türkiye ile ilgili yorum yapmayın. Yorum yapacaksanız gelin Mersin'de burada yapın, bu fuarda konuşun insanlarla. Mersin'in sokaklarında konuşun, Gülnar'ın sokaklarında konuşun. Aydıncık'ta konuşun. Adana'da konuşun. İskenderun'da konuşun. Anadolu'da. Halk ne diyor? Meseleye böyle bakmak gerekiyor. Halkın, çok samimi söylüyorum, birbiriyle problemi yok arkadaşlar. Bu halk ayrı partilere de oy verebilir. Ama bu halk sevgi ve dostluğu her zaman ön planda tutmuş gelenekleri olan bir halktır. Çok doğru. Şimdi abi ben yıllarca sizin programlarınızı en yaygın ve en çok izlenen kanallarda izledim.
Ve bu programları hazırlarken de Anadolu'nun bütün hassas bam teli, tabiri caizse bam teline dokundunuz ama hiç ayrım yapmadan. Size yakın olanları da eleştirdiniz, sizin karşınızda olanları da eleştirdiniz, öneriler sundunuz. Bazen yöneticilerle, bazen yetkili insanlarla bu sorunları konuşarak gündeme getirdiniz. Sizi herkes halkın sorunlarına çare arayan bir gazeteci, bir araştırmacı, bir yayıncı olarak bildi. Benim derdim hep şuydu, benim derdim üzüm yemek. Yani bundan mesela ne diyeyim, 10 sene önce 2006'da ben şurada bir okul sorunu var dediğimde bu ülkenin başbakanın bile telefonla aradığını biliyorum. Şu anda Cumhurbaşkanımız. Ya işte buraya evet okulu yapalım, iyi ki duyurdun filan. O noktadan şimdi kardeşim her şey günlük gülistanlık, bunları niye gösteriyorsunuz noktasına geldi. Yani iktidar eleştirdiği ve eleştirerek oy aldığı davranış kalıplarını şimdi kendi kullanıyor. Ondan önce de öyleydi. Bir yerde bir sorun var dediğinizde askerdeki gibidir. Biliyorsunuz askerde tank çalışmaz ama herkes selam verir. Abi tank her şey çok yolunda komutanım der. Türkiye böyleydi. Sonra birisi gerçekten sorunları ortaya koyalım dedi. Bir şeyler yapalım dedi. Aa ne güzel filan derken birdenbire kendi kast oluşturdu ve bu kastın içerisinde daha önce eleştirdiği sorunları görmezlikten gelelim, biz yapıyorsak iyidir felsefesi hakim olmaya başladı. İyiye iyi, kötüye kötü. Yani iyi döneminde de böyleydi. Güzel şeyler olmadı da değil. Bu memlekette her şey çok kötü değildi. Ama şunu gösterdi ki Türkiye çok uzun iktidarda kalmayı kaldıramıyor. Niye kaldıramıyor? Bu hep böyle oluyor. Bunu ben demiyorum, bunu İbni Haldun diyor, İslam düşünürü. Onu uzun bir programda anlatırım. Diyor ki İbni Haldun, vaktimiz var mı? Var var abicim. İbni Haldun diyor ki, ülkelerin ömrü 5 dönemdir. Bunu siyasi partilere de uygulayın, ülkelerin içinde de uygulayın. Birinci dönem diyor, dinamik dağdaki kabile. İşte bizde mesela Yörükler, burayı düşünün. Dinamiktirler, çalışır koştururlar. Şehirdeki uyuşmuş yeri ele geçirirler. İkinci dönemde diyor, hükümdar. İktidara beraber gelip ama üstünde otorite kuramayacaklarını harcar. Bulundukları yeri hak ettiklerine inanmayan insanlarla bir yeni ekip kurar. Çünkü onlar gebe kalırlar ona. Şimdi bakın bir gözden geçirin. Düne kadar sövenler şimdi bakanlar, düne kadar karşıt olanlar şimdi oradalar, lütfediliyor. Bir şey lütfedilirse gebe kalırsınız zaten. Partinin ilk günü kurulduğunda orada olanlar olmaz o zamanlar zaten. Haklısınız. İbni Haldun'un belki 1000 yıl önce 1200 yıl önce söylüyor bunu. 1200 yıl önce söylediği, diyor ki sonra, tespit ettiği şeyler. Bu diyor, bulundukları hak etmediklerine inanmayıp lütufla gelenler buralara. O eski ekip tamamen tasfiye olur, esas dinamik işi yapacak olan. Bunlar diyor bir lale devri başlatırlar. Deyim yerindeyse, o zaman lale devri yok ama. Ya ben aklıma örnek mi yerdi? İşte rüşvet, skandal, zevkü sefa filan derken lüks. Sonra diyor başka bir barbar kabile gelip bu uyuşmuşları ele geçirir, süreç yeniden başlar. Bakın bu hiç değişmedi 1200 yıldır. Yani bunu bilirseniz olanlara da şaşırmazsınız zaten. Çok haklısınız. Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında Binali Bey'den bu yana dışında kim var Allah aşkına kuruluşundan bu yana? Kimse yok. Kimler var? Damatlar var. Onlar var, bunlar var. Oysa ben mesela 2002, 2004, 2005... 2006 Türkan Saylam'la birlikte üstelik Çağdaş Yaşamı desteklemeyle birlikte Haydi Kızlar Okulu kampanyasını bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı'yla yürütüyorduk Hüseyin Çelik döneminde. Okul yaptırma kampanyalarında birlikte çalışıyorduk. Bakanlık benle de ya sorunlara gitip saptamada, hatta ikna etmede insanlara okul yapın diye. Ve bu çünkü vatan meselesiydi. Ama şimdi öyle değil. Şimdi ne yapıldığı değil, kimin ne yaptığı önemli. Eğer Tayfun diyorsa yanlış, o diyorsa doğru, o diyorsa yanlış, bu diyorsa doğru. İşte cehalet burada başlıyor. Fikirler değil, kişiler konuşulmaya ve tartışılmaya başlandığında ve fikirler değil, kişilerin adı ön planda ve ona göre belirleniyorsa dünya, o zaman bir problem var demektir. Ki o problem şu anda Türkiye'de fazlasıyla var. Şimdi Tayfun Talipoğlu'nun
özellikle yıllar önceden başlayan bu Bam Teli ve Yol Hikayeleri isimli programları çok ayrı bir format olarak birçok televizyon tarafından, birçok üniversite öğrencisi tarafından, özellikle yayın, basın, halk ilişkiler okuyanların test konusu oldu. En çok izlenen, en çok seyredilen, en çok tekrarı olan programlarından bir tanesi. Siz de bu alanda size gelen sonuçlara bakarak ya da sizin birlikte çalıştığınız ekibin bu konuda bir değerlendirmesi oldu mu? Neden bu kadar çok tutuldu? Tabii ben şunu söyledim. Ne önemli bir şey söyledim ya. Biz şimdi giderdik bir yere giriyorsunuz. Bir ilçeye giriyorsunuz. Bu ilçenin belediye başkanı hangi partiden, burada ne oy çıkmış? Bunları hiç bilmedik biz hayatımızda. Hiç bu kısma girmedik. Biz şunu dedik. Kardeşim, burada insanlar 20. yüzyılın, o zaman şimdi 21. yüzyılın hak ettiği yaşam seviyesine kavuşmuş mu? Bizim baktığımız tek budur. Çünkü benim insanım hak ediyor bunu. Kavuşmadıysa bunu söylüyorduk. Ya kardeşim, hala bu çağda okul yok, hala bu çağda su yok, elektrik gelmemiş köy var filan. O zaman siyasiler de o anlamda, ki ilk yarısı AK Parti iktidarının, o da dahildir buna, hakkını yemeyeyim, orada bir sorun varsa koşturan bir yer. Şimdi doğal olarak insanların kafasında yer etti bu. Benle beraber üçüncü nesil büyüyen bu. Bakma ben böyle genç takılıyorum. Gençsiniz gerçekten. Ama çünkü beni insan besliyor. Bakın şu standa gelen insanların hepsi. Bakın biraz önce standları şöyle bir baktım. Yani İslami yayınlar yapanlar da aynı sevgiyi gösteriyor bana. Başka sol yayınları da yapanlar. Niye? Çünkü ben insanı arıyorum kardeşim. Beni o insanın siyasi düşünüyor. Tabii ki çok olacağız. Çok olmak için çoğul düşüneceğiz. Tek düşünürsek olmaz. Bunu biz kavrayamıyoruz. Çoğul düşünürsen çok olursun. Tek düşünürsen çok olamazsın. Biz azalmayacağız, biz çoğalacağız. Çok önemli. Şimdi Tayfun abi, sizin en çok gündeme aldığınız konulardan bir tanesi Güneydoğu'daki okullar ve köylerdeki öğrencilerin durumu. Rahmetle anıyoruz. Türkan Saylan hocamla da bu konularda çok yoğun çalışma yaptınız. Bir kısmını da çok takip ettiniz. Bitinceye kadar yani onarılmasından tutun, hatta yeni açılan okulların açılışına kadar hep takip ettiniz. Aslında bu eğitim seferberliği konusunda ilk adım atanlardan bir tanesisiniz. O çalışmalarınız nasıl başladı, nasıl bir aşamaya geldi ve şu an bu katkıda bulunduğunuz okulların son durumu hakkında size bazı bilgiler geliyor mu? Elbette zaman zaman ben de gezerken görüyorum bunları, ama benim çok üzüldüğüm şeyler de oluyor. Şimdi gitmişsiniz bir hayırsevere, demişsiniz ki buraya bir okul yaptır ve milli eğitime hediye et. Adam etmiş. Şimdi bizde eğitim politikaları siyasi ranta göre şekillenmeye başladığı andan itibaren çözümsüzlük beraberinde geliyor. Şimdi bakın, mesela geçtiğimiz günlerde ben Alaşehir'deydim. Ya bu bir şeye karşı olmak değil, bu doğruyu bulmak. Alaşehir'de bir tane İmam Hatip var. İkincisi de var. Şimdi bu malum nedenlerle 15 Temmuz sonrası boşaltılan okullardan biri var. Onu da İmam Hatip yapıyorlar. Ya zaten %20 kapasiteyle çalışıyor diğer ikisi. Sınıflar boş. Neyin gösterisini yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunu deyince diyorlar ki İmam Hatip'e mi karşısın? Hayır, İmam Hatip'e karşı değilim. Ben bu ülke üretmek zorunda. Ben diyorum ki sanat okulu açalım abiciğim. Bak açalım. İmam Hatip de olsun. Ama %30, %20 ile çalışan sınıflarının yarısı boş İmam Hatiplerle kime gösteri yapıyoruz biz? Dünya bizi başka yerde görüyor. Üretemiyoruz, bakın. Üretimimiz yok. Onun için her şeyden etkileniyoruz. Türkiye neyi üretiyor şu anda? Hiçbir şey üretmiyor arkadaşlar. Bir otomotiv sanayi, o da montaj olarak devam ediyor. Bütün üretim kesildi. Tek üretici çiftçiydi. Onun da zaten hali ortada. Mersin en güzelini yaşıyor. Üretmezseniz patron olamazsınız. Üretmezseniz birisi doğalgazınızı kestiği an perişan olursunuz. Üretmezseniz birisi dolarla oynadığı zaman perişan olursunuz. Ya bunun siyaseti yok, bu vatanseverlik. Başka bir şey değil yani. Ama efendim biz buradan rant alalım. Buraları eğitime okul. Şimdi gittiğim yerde üzülüyorum okulları görüp ya. Perişan okulların hali. Perişan. Şimdi son günlerde hepimizin içini dağlayan bu gerçekten olayların başında bahsettiğiniz şehirdeki olaylar geliyor. Minicik çocuklarımızın özellikle o okullarda yanması ve birkaç günlük tepkiden sonra yine değişik sebeplerden dolayı neredeyse bu olayın sıcağı sıcağına unutulması veya unutturulması var gündemde.
Sizin bahsettiğiniz bu konu, yani illaki bir tarafa taraf olmak değil ki. İnsan olmak yeterli. Evet yani. Bakın, caydırıcılık unsuru yok. Şimdi o yurdu birisi açarsa o yurt başka görüşte diye izin vermeyeceksiniz. Benim siyasi görüşüme yakın diye oraya izin vereceksiniz. Yangın merdiveni problemi var, o problem var. Efendim, savcı ayrı verecek, müfettiş ayrı verecek raporu. Onu ayarlayacaksınız filan. E kimi kandıracağız abi? Yani kimi kandırıyoruz biz? Herkes de biliyor bunu zaten. Bizde şu var, bizde istifa müessesesi de gelişmemiş. Çünkü sorumluluk meselesi yok. Dünyanın her ülkesinde oraya izin veren adamlar istifa eder ertesi gün, biliyor musunuz? İstifa evet, ederler. Evet. Ama öyle herkes çok pişkin. Bu sadece burada yaşanmadı. Karaman'da da Ensar'da yaşandı aynı tabii. Şey. Yani olabilir. Dünyanın her tarafında bu tür şeyler oluyor. Bunu örtbas edip bizim gibi düşünüyorlarsa örtbas edelim. Çorum'da da vardı, Rize'de de tabii vardı. Yani bunlar örtbas edilerek kol kırılırmış, yen içinde kalırmış. Abi yen kala kala çocuklarımız taciz şey manyağı oldular. Tabii. Abi size bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi insanın duygularına hitap eden iki alan var. Bunlardan bir tanesi dindir, bir tanesi sanattır. Din ve sanatı birlikte demokratik bir anlamda yaygınlaştıran ülkelerin çok geliştiğini görüyoruz. Yani örneğin Almanya, Fransa, Japonya gibi yerlerde. Ama bunun yanında bilimi ötekileştiren, dini öne çıkaran ülkelerin de durumunun çok faciayla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. İşte Afganistan, Pakistan, İran gibi, Suudi Arabistan gibi ülkeler. Şimdi bir hem yazar olarak, hem bir yayıncı olarak, hem de araştırmacı olarak siz ülkemizdeki bu eğitim sisteminin bu böyle bir yere doğru çekilmesinin sonuçlarını nasıl değerlendirebilirsiniz? Bir memleketin üretim politikalarıyla eğitim politikalarını o anda ayıramıyorsunuz. Yani bu memleket hala ne kadar domates yetiştireceğini nasıl bilmiyorsa, hala ne kadar imam, ne kadar sanat okulu mezunu, ne kadar düz lise mezun edeceğinin bile planını yapmıyor. Bu yüzden de bizim toparlanma şansımız olmuyor. Yarın bu iktidar gitsin, oralar kapanacak, başka bilmem ne olacak, şu budur budur. Yani benim ana problemim bu ülkede milli eğitim politikalarının siyasete bağlı olarak şekillenmesi. Bunlar çok uzun vadeli planlar. Bakın ne kadar başarıya ihtiyacımız varmış. Sancar bir Nobel ödülü aldı, sanki dayımız, amcamız, kardeşimiz ödül almış gibi oldu. Niye? Çünkü biz ihtiyacımız var buna. Biz başarıya susadık artık. Çünkü biz şunu yaptık. Efendim, çünkü dini görmesek de olur. Siz diyorsunuz ama işte dünya böyle demiyor. Haklısınız. Siz bunu kahvedeki adama anlatıyorsunuz. Bizim reis güzel konuştu diyor ama dünya başka bir yerde. Bakın aynı şeyi tekrar söyleyeyim. 2006-2007'ye kadar bunlar aynı görüş, şu görüşlerim savunuluyordu bu ülkede, yönetimde. Fakat sonrasında birdenbire farklı bir noktaya gelindi. Ben geçen şeyi diyorum, arkadaşlar şunu düşünün, sadece dini yani laikliği bir tarafa iterseniz hiçbir şey yapamazsınız. Diyorum ki huzur İslam'da diyorduk değil mi? Evet. Madem öyle niye hiç Suudi Arabistan'a kaçan yok da Türkiye'ye ve Türkiye'den de Avrupa'ya kaçıyor insanlar? Madem huzur orada, niye Hristiyanlara koşuyoruz kardeşim biz? Niye Yahudilere doğru koşuyoruz? Demek ki bir problem var bu ülkede. Bu kadar açık, bunun için sağcı solcu olmaya gerek yok. Sadece derenin aktığı yana bak. Yön nereye akıyor? Avrupa'ya doğru akıyor. Sen ne diyorsun? Bu ülkede hayır, burada biz bu topraklardaki petrolü sömürelim. Böyle kalsın, başına bir tane şey atayalım. Petrolümüzü alalım, bunlar ne olursa olsun. Asıl mesele budur tabii ki. Kesinlikle doğru. Asıl mesele budur. Abi şu an burada bulunmanızın sebebi çok, ben sizi sorunlarımızla böyle bir dokun bin ahşit türünden bizim de evet, duymak istediğimiz çözüm yolları, tabii ki bu çözüm yolları olduğu için soruyoruz. Ama şu an kitap fuarında çok büyük bir ilgi. Sizin de standınızda sizi sabırsızlıkla evet, bekleyen okuyucularınız siyah var. Siyah beyazın sahibi Murat şimdi kudurmuştur orada. Ne oldu? Nerede diye. Ay, gel diye. Beni de ara sıra böyle uyarıyor. Onun için Tayfun abiyi sana çok uzun süre vermedim diye. Şimdi abi birazdan yine standa geçecek. Ve okuyucularla buluşacaksınız. Onlarla da bazı konuları konuşma şansınız olacak. Ama ben sizin özellikle yazılarınızla, eserlerinizle ilgili gündemde hangi eserlerimiz var ve standımızda hangi eserlerle
okuyucularla tanışacaksınız. Onları duymak isterim. Bir yol hikayesi, yol hikayeleri, eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi ve ne çoktular, ne kadar çocuktular diye eski fotoğraflı bir kitap vardır. Öyle bir şey. Evet. Abi onları mutlaka, ben şu an burada canlı yayında olacağım, imzalayıp edinmeyi çok istiyorum. Haberiniz olsun. Sağ olasın dostum. Teşekkür ederim. Onun için de sizi daha fazla tutmamak için bundan sonra yine konuklarımız olacak. Burada olduğunuz süre içerisinde de Mersinlerle ilgili bu konuları tekrar konuşma şansı yakalamanız için ben size teşekkür ederek standa yollayacağım. Bundan sonra daha iyi eserlerle 3. Mersin Fuarı'na bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bu programdan sonra da yine canlı röportajlarımız var. Canlı röportajları yayınladıktan sonra program sonunda da yine diğer konuklarımızla programımıza devam edeceğiz. Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol dostum. İstanbul'da görüşmek üzere. Değerli abicim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Mersin Kitap Fuarı'nın bugün son günü. Bir yol hikayesi ve Banteli'nin hem usta yayıncısı ve son zamanlarda da bu deneyimlerini de kitaplarıyla gündeme getiren değerli yazarımız Tayfun Talipoğlu benim konuğumdu. Bana zaman ayırdı. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yayın hayatında da başarılar diliyorum. Canlı röportajlarla sizi baş başa bırakıyorum. Abi çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Yenişehir CNR Kitap Fuarı'ndayız. İkincisi düzenleniyor. Evet, ilk günden itibaren sizlerle birlikte olmaya devam ettik. Canlı yayınlarımızda yazarlarımızı sizlere tanıtmaya, sizlerle bir araya getirmeye devam ettik. Görüyorsunuz şu an ekranlarınızda yoğun bir katılım, yoğun bir ilgi var. Tüm standlarda yine göreceğiniz üzere tüm standlarda şu an yoğun bir katılım, yoğun bir kalabalık var. Ve sevgili izleyicilerimiz, bizler de vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Bakalım kendileri neler söyleyecekler. Merhabalar, kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Evet, kitap fuarındasınız. Nasıl buluyorsunuz? Çok iyi. Evet, ikincisi düzenleniyor ama çok yoğun bir katılım var. Biz dışarıdan geldik. Mut'tan geldik. Mut'tan? Evet. Kitap fuarı için mi geldiniz? Evet, kitap fuarı için geldik. Peki, neler düşünüyorsunuz bu tür fuarlar için? Çok iyi, çok değerli, çok bilimsel. Kitap okur musunuz? Evet. Evet, ne kadar sıklıkla okursunuz? Ayda 2-3 kitap okurum. Evet. Ne tarz kitaplar okursunuz mesela? Bilimsel, roman. Evet. Peki, izleyicilerimize, özellikle gençlerimize, çocuklarımıza bir mesajınız var mı kitap okumayla ilgili? Her gün en az 2 gazete, ayda en az 2 kitap okusunlar. Peki, teşekkür ediyorum size. Gel bakalım, gel. Gel bakalım. Seni tanıyalım. Aleyna. Aleyna, ismin çok güzelmiş. Sağ ol. Aleyna, kitap okur musun? Pek değil. Ama artık okumaya başlarsın. Evet. Peki, nasıl buluyorsun bu tür fuarları? Kitap fuarını nasıl buldun? Güzel, eğlenceli. Okul olarak geldiniz mi buraya yoksa? Okul olarak gelmedik de biz sınıfça geldik sadece. Sınıfça, hangi okul sizin? Mithatpaşa Ortaokulu. Mithatpaşa Ortaokulu. Şu an bu ekip Mithatpaşa Ortaokulu mu? Evet. Hayır, siz derken arkaya bakma. Peki, kitap okuyanlar kimler? Ben. Kaç kitap okursun mesela? Haftada 1-2 kitap. Ne tarz kitaplar okuyorsun? Genelde roman veya korku kitabı. Peki, kitap okumanın sana faydası ne oldu? Derslerimde başarılı olmama, özellikle Türkçe dersini yükseltmeme çok ihtiyacım oldu. Vardı ve çok daha lazım oldu ve oldu. Peki, başka kim vardı kitap okuyanlar? Ben. Sen? Ne kadar kitap okuyorsun? Haftada 1-2 kitap yani, evet. Hangi saatler? Bir abiler der ki mesela, büyük abiler, ablalar der ki işte zamanımız yok kitap okumak için. Doğru mu? Evet, yani hep dersine çalıştıkları için genelde kitap okumuyorlar. Evet. Peki sen hangi saatlerde kitap okursun? Genelde akşamüstü yatarken falan okurum. Evet. Peki sana neler kattı kitap okumanın, faydaları ne oldu? Mesela yazılılarda falan okuduğunu anlama yeteneğini falan çok güçlendiriyor. Evet, bu kadar yani. Evet, sen kaç kitap okuyorsun? Yani benim de haftada bir. Haftada bir. Yani iki de oluyor bazenleri. Neye bağlı bu? Boş anlarına. Aynen, boş anlarıma. Genellikle yatarken. Kaçıncı sınıfsınız? 7. Yani? Hepimiz aynı sınıf. Bir yıl sonra TEOG'a mı gireceksiniz? Evet. Hazırlanıyor musunuz şimdiden? Yani. Nasıl, neyi hedefliyorsunuz TEOG'da? Fen lisesi. Yani. Fen, içel. Evet. Peki sen ne kadar kitap okuyorsun?
Ben haftada iki kere falan okuyorum. Haftada iki kitap. İki tane falan. İki kitap. Evet. Süpermiş. Sana neler kattı kitap okumak? Türkçe dersini kolaylaştırdı. Okuma yeteneklerimi güçlendirdi. Okurken anlıyorum okuduklarımı. Peki. Şurada kalmıştık. Evet. Evet. Sen kaç kitap okuyorsun? Ne kadar aralıklarla okuyorsun? Benim hoşuma giderse bir kitabı bir günde bitirebilirim yani. Sürükleyici olması lazım. Evet, sürükleyici olması lazım. Önemli olan o. Korku. Peki. Benim macera. Bir iki tane falan. Bir iki tane. Peki buradan kitap aldınız mı? Ne yaptınız? Kitaplara mı bakıyorsunuz? İstediğimiz kitabı bulamıyoruz çünkü. Ne istiyorsunuz? Roman. Ben macera, roman. Bilim kurgu, macera. Sürükleyici olsun. Yok mudur burada? Var mı? Var da. Var ama büyükler. Bulamadınız daha. Büyükler. Büyükler için. Sizler için yok. Peki sen? Ben macera türü arıyorum. Kaç? Macera türü. Macera arıyorsunuz. Peki, size çok teşekkür ediyorum. Hadi size iyi gezmeler diliyorum. Bakalım. Evet, tabii aileler de var. Çoluğuyla, çocuğuyla gelen. Merhaba, kolay gelsin. Ailece kitap okuyoruz evet, galiba. Evet, evet. Seviyoruz galiba. Tabii, seviyoruz inşallah. Peki, bir mesaj alalım mı sizden? Özellikle kitap okumak isteyen gençlerimize. Kitap okumak isteyen gençlerimiz, öncelikle bu iş tamamen aileden geçer. Mesela benim oğlum, yeğenim, eşim mesela. Yani bizler kitap okuduğumuz zaman çocuklar ellerine kitapları alıyorlar. Anne baba olarak okuyor musunuz? Kesinlikle tabii ki. Sizi de şöyle alabilir miyim? Çünkü bu çok önemli. Baba okuyor, anne de okuyor. Çocuklara da yansıyor da olarak. Kesinlikle. Bir çocuğunuz var. Şu an bir oğlum var. Şöyle bir şey, mesela anne baba en büyük örnektir çocuklar için. Her anne şeyde. Baba her şeyde. Evde ne yaparsa onu yaparlar. Hayat tarzı neyse onu mutlaka uygulamak ister. Özellikle çocuklar babayı veya anneyi taklit eder. Baba anne evde eğer kitap okursa eğer, okulda öğretmenleri teşvik ederse eğer, çocuk kitap okur, gençliğinde kitap okur, büyüdüğünde kitap okur. Peki, bir anne olarak çok yoğun bir mesainiz var. Evet. Çalışıyor musunuz? Hayır annelik şu an. Annelik dışında ev hanımı. Çünkü ev hanımları da çok yoğun aslında. Evet, kesinlikle. Ama fırsat buldukça okumak... Onu soracağım. Fırsatı nasıl yaratıyorsunuz? Nasıl yaratıyorum? Mümkün olduğunca oğlumun yani okulda olduğu zamanlarda işimi halledip, evde olduğu zamanlarda ona ayırıp, hatta önünde kitap okumaya çalışıyorum. Dün mesela kitap okurken hemen gidip heveslenip kendisi daha okuma yazma bilmediği halde kitap karıştırmaya başladı. Kendi çizgi romanlarını yani şeyleri masallarını, masal kitaplarını getirdi, inceledi resimlerini. Tamam, bir aşina oldu gözüme. Evet, kesinlikle. Peki kitap fuarını nasıl buldunuz? Kitap fuarı bence çok güzel, çok da uygun fiyatları. Ya herkesi beklerim bence. Özellikle pazar günü daha büyük indirimler yapılacakmış. Evet, çok yani sanıldığı gibi şey değil ve çok güzel yani gezmek, görmek lazım. İkinci gelişimiz. İkinci gelişimiz. Dün geldik, okul olarak geldik. Yani, öğretmeniz aynı zamanda? Yok, ben veli. Öğretmenimizle beraber geldik. Tabii tabii, çok da beraber geldik. Çok güzel. Bugün ikinci gün özellikle bireysel gezmek için geldik. Yani beklenen yoğunluk bugün biraz daha fazla. Fazla. Yani, sonra tatil olması. Çok önemli. Şeydi, sakindi özellikle iki gün boyunca. Şu an iyi inşallah bakalım. İndirim varsa yarın bir daha geleceğiz demek ya. Yarın burada indirim var, benden duyun. Tamam, teşekkür ederim. %60'lara varan indirimler varmış. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum size. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ ol. Evet sevgili izleyicilerimiz, birazdan canlı yayınımızda da göreceksiniz. Sevgili yazarlarımız olacak. İsim yapmış, her biri alanında çok iyi yazarlarımız da olacak. Onlar da canlı yayınımızda olacak. Merhabalar. Teşekkür ederim. Kitap ne sıklıkla okuyoruz? Vay, zaman bulduk sıra okuyorum yani. Hiçbir şey olmasa akşam yatarken. Peki, mutlaka okuyorum. Bir mesajınız var mı özellikle kitap okumak isteyenlere? Vay, kitap çok güzel bir şey. Çok güzel bir arkadaş. Arkadaşlar, teşekkür ediyorum size. Evet, devam edelim. Şöyle ilerleyelim. Tabii standlarda da merhabalar, görevliler de var. Merhaba. Hocam. Konuşmayalım mı? Peki, gençler. Efendim abi. Hangi okul? Çankaya Ortaokulu. Çankaya Ortaokulu. Sınıf olarak mı geldiniz? Yok, tek başınıza mı? Tek başınıza geldik. Dersler nasıl? İyi. Kaçıncı sınıftınız? 7. 7. TEOG'a hazırlanıyor musunuz? Evet. Hedefiniz nedir? Ya, Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi. Benim de. Kanka mısınız? Evet. Kuzeniz. Kuzen. Nasıl, iyi anlaşabiliyor musunuz? Evet. Peki, kitaplarla aranız nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Seviyoruz yani kitabı. Almıştınız. Aldım. Ne aldın mesela, göstermek ister misin? Ronaldo aldım. Erkan Dışeri'nin. Hayalim? Ronaldo. Ronaldo. Şöyle. Ben önceden gelip almıştım. Bir de şey aldım. Köpek tutar mısın? Bir de şöyle
köpekler ağladı, it dalaşı diye. İt dalaşı. Hı-hı. Evet. Onlar peki da... oku, zaman yaratabiliyor musun kitap okumak için? Evet. Ne zaman... kadar sıklıkla kitap okuyorsun? Genellikle hafta sonları ya da hafta işleri falan. Yani her gün vaktim olduğu zaman. Sana nasıl bir katkısı oluyor kitap okumanın? Bilgi şeyimizi şey yapıyor. Bilgi daha kolay anlayabiliyorsunuz değil mi dersinizi? Evet. Peki var mı bir mesajınız böyle kitap okumak isteyen izleyicilere? Kitap okuyun. Aynen, kitap okuyun. Kitap okuyun. Kitap okusunlar. Peki, teşekkür ediyorum size. Evet, merhaba. Tanışalım mı? Ailecek mi geldik? Merhaba. Kızınızı gördük ilk önce ama önce kızınızla konuşacağız. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Hangi okuldasın? Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndayım. Öyle mi? Evet. Hangi bölüm, ne üzerine? Müzik bölümü, viyoladayım. Viyoladasın. Hı-hı. Güzel. Peki nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Kitap okuyorsun anladığım kadarıyla. Evet, okuyorum, alacağız. Alacağız? Evet. Anneyle babayla kardeşle gelmişiz. Evet. Ailecek geldik. Peki okuyabiliyor musun? Evet. Zaman yaratabiliyor musun? Okulda Türkçe derslerinde 15 dakika ders işlememiz için her gün kitap okuyoruz. Belli kitap sayılarımız oluyor. Öğretmenimiz seçiyor. Kitap okuyoruz. Evde okuyorum. Yani. Sana nasıl bir katkısı oluyor kitap okumanın? Kitap okumanın bana şöyle bir katkısı oluyor. Sınavlarda işime yarıyor çünkü okumayı yani güzel şeyler okuyabiliyorum sayede. Bu arada da... Evet. Sen kitap okuyor musun? Evet. Öyle mi? Hangi kitabı okuyorsun? Masal, hikayeli kitabın var mı? Evet. Kim okuyor sana onları? Annemle birlikte okuyoruz. Anneyle birlikte mi okuyoruz? Evet. Gelsin onu da alalım. Annesini de alalım ama. Bir şey mi soracaksın? Ne soracaksın? Gel. Şöyle dön, abi görsün seni. Ne soracağız? Ben... Besin hayatını istiyorum da. Ne istiyorsun? Hayatını istemiyorum. Çocuk kalbi tezali. Ne? Ben de anlamadım. Ne dedin? Çocuk kalbi tezali. Ben de anlamadım. Çocuk kalbi tezali. Çocuk dilinden anlayan var mı? Ben. Ne istiyorsun? Çocuk kalbi tezali. Hay şarkı söylüyorum. Hayır. Tabii canım, tabii. Söyle tabii ya. Çocuk kalbi Çünkü, bak senin için yerlere çöktüm, hadi söyle. Kitap söylüyor, kitap istiyor. Kitap mı? Evet, o video için video izliyoruz. Sen çok tatlısın, ismin ne? Eymen. Eymen Akarca. Eymen. Biraz sesli konuşalım. Eymen. Efendim. Hadi buradan böyle bir öpücük yolla. Kameraya bak şuraya. Kameraya. Ya erkek adam öpücük vermez. Peki, bay bay. Evet, annede kalmıştık. Yani alayım onu. Beraber kitap okuyor musun? Gitme tabii ya, beraber gidelim biz. Haydi, beraber gidelim değil mi? Anne, hadi gel anneciğim, hadi gel gidelim. Hadi gideceğim gel. Mi? Hadi gel. Beni bırakacaksın mı? Öyle mi? Soru soracak ama bak, peki. İyi cevapla. Evet, merhaba. Merhaba. Şöyle kameraya dönelim. Adını öğreneyim. Günra. Günra. Peki kitap okuyor musun? Evet. Ne kadar sıklıkta kitap okuyorsun? Her gün. Her gün okuyorsun. Peki seviyor musun kitap okumayı? Evet. Bugün aldın mı kitaplar? Evet. Neler aldın? Sırayla şöyle Subtrex. Ondan sonra şey neydi o isimleri, burada var hepsi. Bak bol bol kitap almışım. Çok. Bunları tek tek göster. Ben çantanı tutayım istersen. Evet. Bol bol. Küçük. Kara balık. Evet. Bu kitap hayranı. Öyle mi? Tabii. Ben küçük ressam. Bak. Sihirli değnek. Bir tane burada da var. Bir tane de arkada var. Al. Sen bunları her gün okuyacak mısın? Evet. Al bu da var. Bak. Bu çok güzel. Peki siz kitap okudunuz mu? Tabii ben siyasal mezunuyum. Öyle mi? Tabii. O yüzden mi? Ya şimdi kitap fuarına götür dedi, benim aklımda yoktu. Öyle mi? Sen nereden duydun kitap fuarını? Babamdan. Babandan. Baban da kitap okuyor mu? Evet. Çok güzel. Peki kitap okumak isteyenlere nasıl bir mesaj vermek istersin? Herkesi
Siz de her gün kitap okuyor. Çok güzel söylüyorsun. Teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne zaman çıkarsa takip edelim. 3'te. Bugün 3'te. 3'te. İçel TV'de. Evet. Tamam, hemen. Hemen. Hemen şimdi annene haber ver. Peki, hemen haber ver. Televizyona çıkacağım. Evet. Kolay gelsin size. Hadi sağ ol canım benim. Evet sevgili izleyicilerimiz, görüyorsunuz. Küçük çocuklara daha çok ağırlık veriyoruz ki onlar geleceğimizin teminatı, ama büyüklerimiz de var. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Tanıyalım sizi. Ben Merve Demir, liseye gidiyorum. Hangi lise? Yeni açıldı, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi. Çok güzel bir lisede. Evet, adı çok güzel. Çok güzel. Peki sizlerden de orada iyi bir şeyler bekliyoruz. Tabii ki de, elimizden geleni. Kaçıncı sınıf? Lise 1'im ben. Lise yeni 1. Açıldı zaten. Peki nasıl gidiyor? Dersler iyi gidiyor yani. Kitap okumayı seviyoruz herhalde. Evet, çok seviyorum kitap okumayı. Ne kadar sıklıkla kitap okuruz? Ya boş zaman buldukça kitap okumaya çalışıyorum zaten. Hani günde bir iki saat falan, hani derslerden sonra. Hani şey derler genelde, hani zaman ayıramıyorum diyorlar. Doğru mu aslında? Hayır, kitap okumak isteyen herkes zaman ayırabilir bence. Bu yanlış bir tanım. Evet. Ne tarz kitaplar seviyorsunuz? Roman okumayı genelde daha çok seviyorum, ya da mizah falan. Peki bir mesajınız var mı? Tüm okumak isteyenlere, kitap severlere. Ya ben aslında başta kitap okumayı sevmezdim. Sonra bir tane kitap kardeşimin önerisiyle bir kitap okudum. Sonra kitap okumayı sevdim. Kitap kardeşim, o nasıl oluyor? Hayır, kardeşim sayesinde. Ha, kardeşiniz sayesinde. Bir kitabı okudum. Ondan sonra kitabı sevmeye başladım zaten. Hani ben de başta kitap sevmezdim. Sonra okudukça okuyasım geldi. Hani herkes kendine uygun bir kitap bulursa, hani herkes kitap okumayı sevebilir bence. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Evet, merhaba. Merhaba, tanıyalım mı sizi? Tanıyalım mı sizi? Ya isminiz nedir? İsmet Bey'le konuşuyorum. İsmet'le de konuşacağım. Annesi misiniz, anneanneniz? Babaanne olarak getirdiniz torunu, o yüzden. Evet, evet. Çünkü getirdim. Onlar bizim geleceğimiz, onlar istiyorlar. Mühim tabii, olan büyükler tabii. Onları getiriyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. Tabii, tabii. Ne demek? Her türlü imkanları tanımaya çalışıyoruz. Peki, elimizden geldiği kadar. Siz okudunuz mu? Hayır, 5. sınıf. 5. sınıf, imkanlar. İmkanlar, değerli. O anki dönem. O anki dönem, o günkü... Şartlar. Bunu gerektiriyor diyor. Ama evet. Diyorsunuz ki benim torunum okuyacak. Tabii. Ne olmasını istersiniz? Gönlünden ne geçiyorsa. Peki, şimdi seninle konuşalım. Tanıyalım seni. İsmet. İsmet. Kaçıncı sınıftasın? 3. Hangi okuldasın? Bahçeşehir Koleji. Peki nasıl gidiyor? Derslerin nasıl? İyi. Kitap okumayı seviyor musun? Hı. Çok mu seviyorsun? Fazla da değil. Fazla da değil. Böyle de bir sitem ediyoruz. Babaanneyi seviyor musun? Evet. Beraber gelmişsiniz kitap almaya. Peki, çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, devam edeceğiz. Evet, şurada gençler görüşmek istiyorlar. Haydi haydi, beraber konuşalım. Gelin gelin kızlar, gelin. Gelin, 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 gelin. Bir dakika. Sakin olun, heyecan yok. Heyecan yok da sadece. Tanıyalım. Ben Songül. Ben Mihriban. Peki, Songül ve Mihriban kitap okurlar mı? Arada bazen, evet, genelde. Mesela, ne kadar sıklıkta? Mesela bir ayda falan. Ayda bir. Ayda bir. Ayda birmiş. Ayda sen? Ya ben daha çok gecelerimi ayırıyorum onlara. Uyumadan önce mi? Boş kaldığımız zamanlar, evet. Aynen. Hangi okuldayız? Çalıştığımız için biz biraz. Biz Atatürk Anadolu Lisesi. Kaçıncı sınıf? 11. Şimdiden yani başladık. 11, 12, 13 mü var? Yok, 9, 11, 12. 12 bitiyor. Evet. 11, 12'de, 12'ye geçince okul bitecek. Evet. Sonra lise üniversite. Bitecek. Aynen. Peki şimdiden hazırlanıyor musunuz üniversite evet. için? Evet. Aklınızda neler var? Daha çok tıp yönünde. Tıp. Evet. O da olmuşsun. Askeri pilot. Askeri pilot. Havalar çok okulu. Çok süper. Peki bir mesajınız var mı kitap okumak isteyenlere? Okumak güzel, kitap okuyun yani. Okumak güzel. Ayda bir yapmayın, ayda 2-3 defa da yapın. Aynen. Yani günde bir saatlerini ayırsalar gerçekten. Şimdi siz ders çalışıyorsunuz. Aynen. Ders çalışıyorsunuz. Yoğunluk var. Çok aslında kitap okumak YGS için, yani YGS hazırlanan evet. için daha kitap okumanın yaşı yoktur oluyor. Aslında değil mi? Yani önceden hazırlık algılama yeteneğini artırıyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim. İyi gezmeler diliyorum. Evet, devam edeceğiz. Tabii standlara ilgi çok yoğun sevgili izleyicilerimiz. Her standın başında mutlaka vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, büyüklerini görmek mümkün. Merhaba. Aldık mı kitap? Evet. Neler aldık? Ben çizgi roman okuyorum genelde. Çizgi roman okuyoruz. Peki. Bizim Ezel gibi. Peki.
Ne kadar sıklıkla okuyorsun kitap? Ben bayağı okurum. Fuarı da bayağıdır takip ediyordum. Bu zaten üçüncü gelişim. Üçüncü gelişim. Evet. Açıldığı günden bu yana üçüncü gelişim. Aynen öyle. Ne arıyorsun? Yani indirimli olduğu aradığın için. Aradığın bir şey. Ha, indirimli olduğu için. Peki hemen soralım. Ne zaman indirim var? Yok mu indirim? Var var. Pazar günü var herhalde. Peki stand yetkilileri olmadıkları için değil mi? Peki anladım. Peki teşekkür ediyorum. Var mı bir mesajın? Hayır, yok yani. Kitap okumak isteyenlere. İyi yani gelip görsünler kapanmadan. Gayet iyi fuar. Peki, teşekkür ediyorum. Evet bize devam edelim. Merhaba. Tanışalım mı? Tanışmamıza bir sakınca var mı hanımefendi? Tanışmak. Yok değil mi? İsmin nedir? Eyşan. Sen prenses misin? Prensessin bence. Eyşan okula gidiyor musun? Gidiyorum. Hangi okul? Aydınlık Evler. Kaçıncı sınıftasın? Bir. Birinci sınıftasın. Hı. Ne olmak istiyorsun? Mimar. Oo, neden? Çünkü çok güzel resim çiziyorum. Neler çiziyorsun mesela? Hiç. Hiç. Kitap okumayı seviyor musun? Hı. Ne kadar sıklıkla okursun kitapları? Bazenleri. Bazenleri okuyorum. Ha, anladım bazen. Fırsat buldukça, zaman ayırdıkça değil mi? Derslerden zaman kaldıkça. Peki teşekkür ediyorum. Babasısınız galiba. Evet babasıyım. Peki çocuğunuza geldiniz ama siz kitap okuyor musunuz? Her gün mutlaka. Ne tarz kitaplar okursunuz? Daha çok roman tarzı kitaplar okuyorum. Ahmet Ümit'in, Can Dündar'ın. Evet. Önemsiyoruz aslında yani anne ve babaların çocukları için rol model olduğunu. Bugün şaşırdım ve çok mutlu oldum. Çok iyi oldu. Bu kalabalık, bu yoğunluk demek ki hala bir ümit var. Değil mi? Evet. Zaten bizler bu kalabalığı gördükçe umutlanıyoruz. Çok mutlu olduk, evet. Bir mesajınız var mı kitap okumak isteyenlere? Kitap okumak hayatın bir felsefesidir aslında. Hayatımızı daha anlamlı hale kılan bir şeydir. Evet mi? Herkesi kitap okumaya davet ediyorum. Peki. Teşekkürler. Beşiktaş'ta. Efendim? Şöyle bir dur bakalım. Okula gidiyor muyuz? Evet. Hangi okul? 19 Mayıs Ortaokulu. 19 Mayıs Ortaokulu. Kaçıncı sınıftasın? 6. sınıfım. 6. sınıf. Az kalmış. TEOG'a hazırlamıyor musun? Hayır. Neden? İbrahim. Şimdi derslerimle ilgileniyorum. İlgileniyorum. Peki şöyle yer değişelim. Çünkü anne de burada galiba. Anne de gelsin lütfen. Evet. Benziyor. Ne zannettin? Kim? Benim annesi. Evet. Peki annesi kitap okur muyuz? Okur kitapları evet siz. Ben de okurum. Peki kitap okumanın sana ne gibi faydaları oldu? Neler fark ettin? Okumam daha güzeldi. Daha çok hayal kırıyordum. Daha iyi anlayabiliyoruz dersleri değil mi? Evet. Peki sen ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor. Ne doktoru? Çocuk doktoruydu ama ileride ne olur yavaş bilemiyoruz. Büyüdükçe hayallerimiz değişiyor evet. Peki bir anne olarak ne gibi mesajlar vermek istersiniz kitap okumak isteyenlere? Tüm çocukların mutlaka kitap okumasını isterim. Kitap okumak farklı bir dünyaya iter çocuğu. Gelişimine, dünya bakışına her şeyini çok farklı şekilde değiştirir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Galatasaraylıyım ama Beşiktaş'ı çok seviyorum. Peki kolay gelsin. Evet devam edelim. Arkadaşlar ilgi nasıl? Konuşabilecek miyiz? İndirim ne zaman? İndirim soruyorlar indirim. Kim konuşacak? %40 indirim var abi kitaplarda. Yarın? Evet. Pazar günü? Yarın son gün zaten bitiyor. Yarın da aynı indirimimiz devam edecek %40 indirimimiz. Evet. %60 dedim insanlara. Yok. En azından %60'a yakın. Siz dediyseniz sıkıntı yok yaparız. Yaparız. Hangi yayın evi? Eğitim Yayınları Grubu. Duydunuz. %60'a yakın indirim var değil mi? Sizin hatırınıza yapacağız. Peki, siz kitap... Siz kitap okuyor musunuz? Biz okuyoruz yani. Okuyoruz. Vakit oldukça okuyoruz işlerden, okuldan. Evet. Peki, sizce ilgi nasıl? İlgi güzel. Kitaba ilgi gerçekten büyüktü yani. Bir haftalık bir süreçti. Bu süreçte bayağı bir ilgi büyüktü. Beklenenin de biraz yoğundu yani üstündeydi. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. Devam edelim. İlerleyelim ve bakalım kimlerle konuşacağız sevgili izleyicilerimiz. Tabii dediğimiz gibi yoğun bir katılım var. Hafta sonu olmasıyla da birlikte katılım biraz daha arttı. Yoğunluk var. Biz biraz daha içerilere doğru gidiyoruz. Gel.
şöyle dönelim. Seni tanıyalım. Adım Tekin, soyadım Baskır. Adın ne? Adım Tekin, soyadım Baskır. Adın ne? Bir daha söyle. Tekin. Neymiş? Tekin. Tekin, benim de Tekin. Kardeşiz. Soyadım Baskır. Ama kardeş değiliz. Peki, hangi okul? General Vali Ömer Lütfü Hancıoğlu İlkokulu. Kaçıncı sınıftasın? 3. Üçüncü sınıftasın. Peki Tekin, ne olmak istiyorsun? Basketbolcu. Basketbolcu. Bizde danca ya sporcu olur ya böyle basın mensubu olur. Ben de voleybolu seviyorum. Peki ne kadar sıklıkla kitap okuyorsun? Yani bitirdim kitaplardan sonra başka kitaplar alıp da okuyorum. Maşallah bir sürü kitap almışsın. Çok değil mi kitapların? Çok mu seviyorsun okumayı? Okumayı çok seviyorum. Bayağı kitapların var. Benim içinde de var. Bayağı bayağı şöyle kamerayı gösterelim. Sen kaç yaşındaydın? 8. 8 yaşındasın. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Siz de kitap okuyorsunuz değil mi? Evet amca, kitap okuyoruz. Amca. Ha, evet abi. Peki. Amca. Çok teşekkür ederim. Amca yok. Abi var. Peki. Ne kadar sıklıkla kitap okuyoruz? Günde bir iki kitap bitiriyoruz. Çok güzelmiş. Fazla okuruz abi biz. Evet, ne aldın sen? Bak abi bu birinci bölümü bu ikinci bölüm. Hayır bu birinci bölüm. Bak bu birinci bu ikinci birini okuyacağız. Öbürü de birini okuyacağız sonra değiştirip bir daha okuyacağız bitecek. Evet. Aa, ne güzel size. Peki teşekkür ediyorum size. Hadi bir el sallayın. Sağ olun abi sağ olun. Hello. Radyo Klas ve İçel TV'den hepinize iyi günler değerli izleyiciler, sevgili dinleyiciler. 26 Aralık'ta başlayan Mersin Kitap Fuarı'nın son günündeyiz. Ve bu son gününde de Böyle standları gezdiğim zaman çok yoğun bir kalabalık ve standlarda çok yoğun bir ilgi var. Yazarlarımız kitaplarını yayınlıyorlar. Hava da çok güzel. Hem okuyucular hem yazarlar bir aradalar. Bu bizi çok mutlu etti. Bu ara benim de her zamanki gibi iki canlı yayın konuğum var. Bunlardan bir tanesi öykü yazarı Ali Yedigöz. Yine çok değerli bir hocamız var. Ahmet Kırca. Ahmet Hoca ile başlamak istiyorum. Ahmet Hocam mikrofonu şöyle tutarsanız benim tuttuğum gibi benim sesimi de duyuyorsunuz galiba şu an. Ben önce şunu sormak istiyorum. Geçen sene Mersin 1. Kitap Fuarı düzenlenmişti. Ona katılma imkanı buldunuz mu? İlk defa katılıyorsunuz. Hoş geldiniz. Şöyle söyleyeyim, Ahmet Kırca kimdir, nereden katılıyor ve ne zamandan beri edebiyatın içinde? Ben hem emekli subayım hem de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeyim. Asistan Sivas'ın şu şehri kazandım. Olmadı mı? Benim mi? He, tamam. Evet hocam devam edebilirsiniz. Aslen Sivaslıyım. Sivas'ın Suşehri kazasında doğdum. Lise yıllarından beri edebiyatın içindeyim. Kendim subayım. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum ama 70 yıldır diyebilirim, 65 yıldır şiirin ve edebiyatın içindeyim. Tabii benim yaptığım iş çeviri. Ömer Hayyam'ı çevirdim yeniden, Ömer Hayyam rübayilerini ve de Hazreti Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inden seçme rübayileri çevirdim. Ayrıca geçen yıl kendi şiirlerim yayınlandı, Hüzün Damlacıkları adı altında. Şöyle söyleyeyim, edebiyatın içindeyim şunun için, biz büyük hocalardan öğrendik özellikle edebiyatı, özellikle şiiri. Yani benim hocam Pablo Neruda, Şileli Pablo Neruda, İspanyol Lorca, Bulgar Vasprov ve Türkiye'den Nazım Hikmet. Şiiri bunlardan öğrendim. Yani ayrıca Farsça öğrendim yıllar sonra. Yani bu benim şu anda kullandığım Farsça, hiçbir zaman Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrendiğim Farsça değil. Daha sonradan yeniden Farsça'ya çalıştım ve çeviri yapabilecek hale geldim. Kaldı ki bu benim yaptığım çeviri, yani Hayyam çevirisi ayrı bir dildir. Eski Farsça, 1000 yıl öncenin Farsçası. Bugün İran'da konuşulan Farsça, Pehlevi Farsçası o değil. 1000 yıl öncenin Farsçası. Onun da
ayrı bir özelliği var. Onu da öğrenmek ayrı bir çaba gerektirdi. Hocam gerçekten Ömer Hayyam'ın çevirilerini, orijinal çevirilerini yapıyor olmanız bizim için çok çok önemli. Ben de çok şaşırdım gerçekten. O konuya ayrı değinmek istiyorum. Bakın Ömer Hayyam konusu Türkiye'de spekülasyon konusudur. Ömer Hayyam'ın olmayan bir sürü şiir ortalıkta dolaşıyor. Özellikle bunları yayınlayan yayın evleri hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Fakat şunu ısrarla söylemek istiyorum ki Türkiye'de bir kopyacılıktır gidiyor. 1953 yılında Abdülbaki Gölpınarlı Hoca, kendisi İstanbul Üniversitesi'nde okutmandı. Hayyam rubailerini orada bulduğu metinden ki adı Tarafhane'dir. Şu anda orada mevcut İstanbul Üniversitesi Nadide Eserler bölümünde. 53 yılında Hayyam rubailerini çevirdi. 490 mı 470 bir rubai vardır. Ama Abdülbaki Hoca şöyle diyor, ben bunları çevirdim. Ama hiçbir zaman hepsini Hayyam'ındır diyemem. Bunların en azından yüzü Hayyam'ın değil diyor. Bu konuda bir çalışma yapmadım diyor. Sonra ne oldu onu anlatmak istiyorum. Aradan bu kadar zaman geçti. Bu çeviri 53'te yapıldı. Remzi Kitabevi yayınladı. 65 yıl geçiyor aradan. 60-65 yıl oldu 53'ten beri. Çeviri yapanların, yani 10 kişi çeviri yaptıysa 8'i Abdülbaki Gölpınar'ın kitabından aldı. Onun yaptığı düz yazıdan çiğit. Onun düz yazı çevirilerinden şiir yaptı. Çünkü Gölpınar'ın kitabında üstte metinler vardır, altta da düz yazı çevirisi. İşte 60 yıldır Türkiye'de bir kopyacılık yapılıyor. Tek kelime Farsça bilmeden şiir çevirenler var. Bunlar oradan alıp şiir yapıyorlar. Ahmet Hocam, mikrofonu biraz daha şöyle ağzınıza yaklaştırırsanız. Mikrofonu diyorum. Hı. Evet. Bu gidiyor. Bu kadar 60 içerisinde, benim incelediğim bu dönem içerisinde Farsça bilerek çeviri yapanların sayısı 5-6 kişiyi geçmez. Ama 40-50 çeviri var belki de. İşte ben bunun üzerinde durdum. Neden Hayyam'ın olmayan bu kadar çok şey yayınlanıyor? Neden bu istismar ediliyor? Ve ana kaynaklarına ulaştım. Gölpınarlı'nın çevirdiği Tarafhane isimli kaynağı buldum İstanbul Üniversitesi'nde. Ki benim yaptığım çevirinin ön sözünde orada numarası kayıtlı. Ayrıca Gölpınarlı hatıralarında diyor ki Hayyam'ın bir kaynağı da Nur Osmani Kütüphanesi'ndeymiş. Ama ben kütüphane tasnif halinde olduğu için ona ulaşamadım diyor. Ona da ulaştım. Onu da gördüm. Fakat iki Hayyam kaynağı arasında büyük fark vardı. Birinde 490 rubayı varken bir diğerinde 373 rubayı var. Sonra şuna yöneldim. Dedim ki bunun bir aslı olmalı. O kanaata vardı ki bunlar istinsah aslından kopya. Aslı değil. Zaten son sayfalarında da hep Osmanlıca bunlar. El yazması nüshalar. İki nüsha var elimizde. Biri İstanbul Üniversitesi Nadide Eser bölümünde, bir de Nur Osmani Kütüphanesi'nde. Bunlar aslından kopya. İstinsah diyoruz buna edebiyat dilinde. Asıllarının peşine düştüm. Ve bunların aslının en eskisinin İngiltere'de, Oxford'da Bodleian Kütüphanesi'nde olduğunu öğrendim. Bu çeviri sırasında bana yardımcı olan bir hocam vardı. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde uçak sistemleri hocası, Profesör Okyay Kaynak. Bana Oxford'daki metni getirdi. Ama ben bu metinden önce bu çeviriyi yapmıştım. Oxford'da elime geçmemişti. Yani ben çeviri yaptığım sırada o metni görmemiştim. 158 dörtlük var orada. Ön sözümde yazdım. Şeyh Mahmud-u Yerbudai tarafından 1461'de yazılmış. O değil. Devam edin hocam. 158 dörtlük var. Yani Hayyam'ın demek ki aslında en fazla 158 dörtlüğü var. En fazla 158. Nasıl olmuş bugün Şabahattin Eyüboğlu'nun, rahmetli Sayın Eyüboğlu'nun ki bir şiir ustasıdır. Gölpınarlı'nın müsaadesini alarak yaptığı çeviride 400 şiir var. Bazı bir antoloji, bir Hayyam külliyatı yayınlandı. Orada 600 şiir var. Hayyam'ın hiç bu kadar şiiri yok. Hayyam'ı çok derinlemesine ve iyi inceleyen Rus Dvoski büyük diyor ki Hayyam'ın 83 gezgin rübaisi vardır diyor. Hocam bir şey rica edeceğim sizden. Yayınımız devam edecek. Sohbetimiz devam edecek. Mikrofonu sizden ricam. Bundan sonraki konuşmalarınızda biraz daha ağzınıza yakın tutarsanız daha iyi anlaşılacak. Yakın bir mı? Bir de diğer konuğumuzu tanıttıktan sonra tekrar size döneceğim. Diğer konuğum da Ali Yedigöz. Hocam hoş geldiniz. Stand'a oldukça yoğun bir ilgi, bir kalabalık. Yine bu ilgi ve kalabalıktan
bir ara bulduk. Sizi programımıza konuk ediyoruz şu an. Siz öykü yazarı olarak biliniyorsunuz. Öykü dışında başka alanda yazı yazıyor musunuz? Öykü dışında tabii ki zaman zaman şiirler karalıyorum. İşte tiyatroyla uğraştım. Şiir okumayı çok seviyorum. Sosyal etkinliklerde bulunmayı çok seviyorum. Aynı zamanda öğretmenim. Halen görev yapıyorum. Gençlerimize, öğrencilerimize güzel değerler bırakmak istiyoruz. Edebi değerler. Gençlerimizin güzel etkinliklerde bulunması, kitaplar okuması, çok değerli kitaplar okuması, yazarları, şairleri tanıması çok önemli. Gül ve Begonviller ikinci öykü kitabım. İlk öykü kitabım Kaybedilmiş Aşklar Sokağı'ydı. Bu ikinci kitabım Mühür Yayınları'ndan çıktı, Gül ve Begonviller. Burada Gül ve Begonviller aslında köy enstitüsü mezunu çok değerli öğretmenlerimize adanmış bir öykü. Benim annem babam da Düzüçi Köy Enstitüsü mezunuydu. Halen annem sağ ve halen o günleri anlatır. Yani köy enstitüleri iz bırakmış, gerçekten tarihimize iz bırakmış eğitim anlamında. Çok güzel değerler bırakmış bir eğitim sistemi ve çok değerli öğretmenlerimiz var yaşamakta olan. Onlarla sürekli görüşüyoruz. Çok değerli katkılarını alıyoruz. Onları dinliyoruz, zevkle dinliyoruz. O günleri çok güzel bir şekilde ifade ediyorlar. Biz de yarınlar için çocuklarımıza, gençlerimize gerçekten öncelikle eğitim sistemi anlamında iyi bir eğitim sistemi bırakmak durumundayız. Çocuklarımız gerçekten edebi eserleri tanımalı, okumalı, öykülerle tanışmalı, şiirlerle tanışmalı, şairlerimizi, yazarlarımızı tanımalı diye düşünüyorum. Bu anlamda da kitap fuarı gerçekten çok güzel bir buluşma ve katılım da çok güzel, ilgi de çok güzel. Bütün okuyuculara, bütün dostlara teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Ali Hocam, geçen sene birinci festival, yani fuar düzenlenmişti. Evet. O fuara katılma imkanınız oldu mu? Şöyle olmadı. Yani o zaman bu kitabım yetişmemişti henüz yayına. O anlamda katılamadım ama bu ilk Mersin anlamında ilk fuar oldu. Ama daha önce tabii ki bu yıl içerisinde İzmir Kitap Fuarı'na, daha sonra da geçtiğimiz günlerde İstanbul Kitap Fuarı'na katılma şansım oldu. Bu üçüncü fuarım oluyor Mersin'de ve bir Mersinli olarak gerçekten Mersin'de böyle bir kitap fuarının olması ve okuyucuların böyle yoğun ilgi göstermesi gerçekten geleceğimiz adına çok umut verici diye düşünüyorum. Çok sevindim hocam. Tekrar size döneceğiz. Hı-hı. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Şu an Ömer Hayyam'ın eserlerini dilimize aktaran çok değerli bir hocamla birlikteyiz. Evet, ne güzel. Anlattıkları biraz da beni şoke etti. Evet, çok çünkü güzel biz, gerçekten. Onlarca Ömer Hayyam şiirini okuduk. Birçok eserini de okuma fırsatımız oldu. Zaten şiirle, sanatla ilgilenenlerin çoğu da Ömer Hayyam'ı mutlaka okumuştur. Ama çok önemli bir açıklamada bulundu. Müsaade ederseniz ben tabii, tekrar hocama tabii, dönmek tabii. Ve Ömer Hayyam'ın çevirilerinden, eserlerinden ve günümüzdeki o bahsettiği sorunu tekrar bu programda birazcık daha netleştirmesini istiyorum. Hocam, şimdi Ömer Hayyam'ın bu bahsettiğiniz eserlerinde değişik kaynakları araştırarak ulaşmaya çalıştığınız sonuçları anlatıyordunuz. Evet. Bunun sebepleri ne olabilir? Bunun sebepleri, ben Hayyam çevresinin ön sözünde yazdım. Şiir çevirebilmek için nelerin bilinmesi gerekir? Bir, dili bilmek. Madem ki dili bilmeyenler tarafından da yapılıyor bu iş, demek ki ismar ediliyor. İki, şiiri bilmek. Şiiri bilmek de çok önemli. Eğer şiiri bilmek, eğer öyle olmasaydı, en güzel çevirileri yapanların bir dili akademik derecede bilen üniversite hocaları olması gerekirdi. Demek ki şiiri bilmek de bir mesele. Üçüncüsü, o şiirin yazıldığı, yazan kişinin, şiirin ozanın düşünce biçimini bilmek, düşünce biçimlerini bilmek. Bu bilinirse Ömer Hayyam gibi
söylediklerine çok şey katılmış olan bir Ozan'ın olan şiirler olmayanlardan kolay ayırt edilir. Ve yaptıkları da doğru yorumlanır. Dördüncüsü ise bu da çok önemli. Ben onu ön sözümde yazdım. Dönemin kültürel ve sosyal yapısını bilmek. De bütün bu işleri yapanlar bunlara yönelmedikleri için ön sözümde belirttim. İşin bir ucundan tuttukları, öbür ucunu istismar ettikleri, öbür ucunu hiç ele almadıkları için yapılanlar hiçbir zaman yeterli olmamıştır. Yeterli olanları saydım. Eski şiir geleneğinden gelen Yahya Kemal Beyatlı, Vasfi Mahir Kocatürk, daha önce başka çeviriler yapanlar da Cemal Yeşil. Cemal Yeşil'in Varlık'ta yayınladığı çeviriler, Hayyam çevirileri en güzelleriydi. Ama bu söylediklerim hep dili de biliyorlardı, şiiri de biliyorlardı. Yani bunlara söylediğim dört meseleye dikkat edilmediği için yapılanlar yeterli olmamıştır. Ben bütün bunlar üzerinde yoğunlaştım ve asıl ayağımı bulmaya çalıştım. Onun için de kendi kendime kriterler koydum. Bakın diyorum ki şairin düşünce yapısını bilmek. Örneğin Hayyam hiçbir zaman tasavvufu kullanmaz. Tasavvuf ögelerini sevmez. O halde tasavvuf nüvesi olan şiirler Hayyam'ın değildir. Kendime göre bir sistem kriterler koydum. Hayyam inançlı bir insandır. Hiçbir zaman bir sapık bazılarının belirttiği gibi bir aymaz değildir. Öyle olmasaydı Nizami Mülk gibi bir büyük devlet adamı 10 yıldızda kendisine görev vermezdi. Nizami Mülk Hayyam'ı Merv'de kurduğu astronomi evinin yani gözlem evinin başına getirmiş ve 10 yıl müddetle maaş vermiştir. Yani böyle olmasaydı Nizami Mülk Hayyam'a değer verir miydi? Mümkün mü? Yani konu yüzeysel olarak ele alınıyoruz. Tekrar saydım söylediğim şiirin yani baktığım benim kriterlerinden biri söyledim. Tasavvufu işlemez hiçbir zaman. Sevmez tasavvufu. Bilir sevmez. Onun için bir ayıklama yaptım ve bu kadar çok şiiri 180'e indirdim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben bu çeviriyi yaptığım zaman elimde 400, 500, 600 tane şiir olan eski kitaplar vardı. Bunları sahaflardan buldum. Bugünün parasıyla milyonlar verdim. Bir tanesi Hüseyin Danış'tır. 1922'de yayınladı Osmanlıca. Bir diğeri 1926'da Hüseyin Danış 22'de yayınladı da 28'de. 1926'da 26'da ve 35'te yayınlanmış elimde 4 tane kitap var. Bunların 3'ü Osmanlıca. Bütün bunları inceledim. Ve 180 tane dörtlük çevirdim. Bu bahsettiğim İngiltere'de Oxford'da Bodleian Kütüphanesi'ndeki metin elime bu çeviriyi yaptıktan sonra geçti. En eski metin. Tam 158 dörtlük var. O metin yalnız bende var. Kimse de yok. Hoca getirdi. Şimdi şu bakımdan çok memnunum. Ben 180 dörtlük çevirdim. O 158 dörtlüğün 140'ı 145'i benim çevirilerimde var. Hayyam'ındır diye çevirdiğim Dubai'lerin 145'i o metinde var. Ali Hocam ne diyorsunuz bu konuya? Çok hassas, çok önemli bir konu. Evet. Yani binlerce hatta binden çok çok fazla rubai şiir, birçok eseri var diye biliyoruz. Ama hocamın kaynakları, araştırmaları çok ilginç. Bir öykü yazarı, bir edebiyatçı olarak siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten hocamın düşüncelerine saygı duyuyorum. Çok önemli bilgiler gerçekten. Yani bilmek lazım, araştırmak lazım. Gerçekten çok iyi bir süzgeçten geçirmek lazım. Bilen insanlara saygımız sonsuz, hocamıza da saygımız sonsuz. Gerçekten yani şu var, şimdi bakıyoruz. Gerçekten günümüzde birçok insan kitaplar yazıyor, romanlar yazıyor. Ama tabii gençlere ne verdiği, topluma ne verdiği çok önemli. Yani yazdığınız eserlerin doğruluğu, gerçekten araştırmaya dayanıp dayanmaması çok önemli. Bu anlamda da Ömer Hayyam gerçekten bütün toplumu etkileyen çok önemli bir bilim insanı, şair, çok nitelikli. Gerçekten etki, toplumu büyük etkisi altında bırakmış bir insan. Hocamın düşüncelerine, araştırmalarına büyük saygı duyuyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Yani doğrusunu isterseniz ben merakla bekliyorum. Şimdi hocam bana bu kitabı imzalayıp verdiğinde 800'den fazla şiirin 180'e ayıklandığını
birçok derme çatma Farsça dilinden imtina ederek, orijinal Farsça dilinden yazılmış olan kaynaklarına yönelerek bunları yalın hale getirdiğini söylemesi benim ilgimi evet. çekmeye başladı. Çok güzel gerçekten. Bu anlamda yani Ömer Hayyam'ın alanında bir bilim, bir otobiyografi araştırmasının da aslında arkasından gelmesini bekliyoruz kendisini. Evet, evet. Bakın tekrar ediyorum. En eski kaynakta Şeyh Mahmud-u Yerbıdayi tarafından Seferin 10'unda 1461'de yazılmıştır diyor elimdeki metin. 158 dörtlük var. Ben 180 dörtlük çevirdim. Neden biliyor musunuz? Hayyam İran'da unutulmuş. İran'da unutulmuş bir zamanlar. Yani aradan çok zaman geçmiş. Hayyam'ı Avrupa'ya ilk defa tanıtan Thomas Tate İngiliz profesör. 1850'de bir kitap yayınlıyor. Hayyam rübailerini de içine alan. 1859'da ise büyük profesör İngiliz Fitzgerald Hayyam rübailerini İngilizce'ye çeviriyor. 70-80 kadar rübai. Ben onlardan beğendiğim 5-10 tanesini de aldım. O kitabı da buldum. O Fitzgerald'ın 1850'de yaptığı çeviriden bir diş doktoru dostum vardı. O çeviriyi de edindim. Ve oradan da 5-10 rübai aldım. Ayrıca 5-10 rübai. Ayrıca son bundan 50 yıl önce İran'da bir metin yayınlandı. Doktor, şimdi isimlerini hatırlayamayacağım. İran'da çok sağlam bir metin yayınlandı. Oradan da 10-15 rivayi aldım. Böylece 180'e tamamladım ama aslında 180 bile değildir. Yani ben şunu söyleyeyim netice olarak. Çevirdiklerimin tümünün Hayyam'ın olduğunu söyleyemem. Çevirdiklerim arasında Hayyam'ın olmayanlar da vardır. Hayyam'ın olanları çevirmemiş de olabilirim. Ama bu işin ciddiyetine inandığım için bir kriterler sizi koydum önüme ve ona göre yaptım. Yani ve de bakın çok ilginç ilk yazıyı Büyük Üstad İlhan Selçuk tarafından Kırca'nın Hayyam'ı diye yazıldı bu kitap yayınlandığında. Kırca'nın Hayyam'ı diye. Evet. Daha sonra Cumhuriyet'in kitap ekinde iki tane söyleşim çıktı. Hasan Pulur, Rahmi Turan. Bakın onlar da elimde. Hasan Pulur. Rahmi Turan, onlar da Hayyam'ı yazdılar. Hasan Pulur 4 tane yazdı Hayyam hakkında, 4 yazı yazdı. İlhan Selçuk 2 tane yazı yazdı. İlk yazısı budur Kırca'nın Hayyam'ı. Ben 2006'nın sonlarında İstanbul'da kitap fuarına katıldığımda bana herkes İlhan Selçuk'un yazısı da geldi, bunun yazarı kim diye. Ve o gün, cumartesi günüydü, kitabın yarısı o gün bitti. Ben 10 yıldır fuarlara katılıyorum. Şimdi sizin fuarınızla ilgili bir saptamam var. Hocama da çok katıldım. Ben 10 yıldır fuarlardayım. Ötügen'in bütün kitapları, bu Ötügen'in katıldığı bütün fuarlarda varım. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve son olarak Mersin. Bundan önce Samsun'a katıldım geçen sene. Şunu söylemek istiyorum. Hocam bilmem katılır mı? Ben 10 yıldır fuarlardayım. İstanbul, Ankara artık kanıtlamışlar bunlar kitapları. Mesela geçen sene Samsun'da katıldım. En büyük ilgiyi Samsun'da gördüm. Samsun'dan büyük ilgiyi de burada gördüm. Mersin'de gördüm. İki şehir Samsun ve Mersin. Ankara, İstanbul'u, Bursa'yı, İzmir'i geçmişler kitap okumada. O düşüncedeyim. Yalnız Ankara'yı bunların dışında tutarım. Ankara her zaman güzel okur. Ama şaşırdım. Geçen sene Samsun'un ilgisine şaşırmıştım. Bu sene de buraya şaşırdım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Samsun niye böyle biliyor musunuz? Samsun'da eski özellikle köy enstitülerinden gelme çok güzel öğretmenler var. Çok güzel edebiyat öğretmenleri var. İnanır mısınız orada gördüğüm edebiyat öğretmenleri bugün üniversitelerde ben hocayım diyenlere okutur. Öyle öğretmenler var. Samsun ayrı bir kültür merkezi olmuş. Ve burayı da çok beğendim. Yani Samsun ve Mersin benim bu anılarım arasında ayrı bir yeri olacak. Hocam iyi ki sizi konuk ettim. Ve iyi ki siz şu an bizim programdasınız. Bizim programda hiç kimsenin belki bilmediği, hiç kimsenin dile getirmediği ve önemsemediği demeyeceğim. Çünkü önemli bilgileri herkes önemser. Su yüzüne çıkmamış olan bir takım sebepleri, nedenleri olan şeyler söylediniz. Bunlardan bir tanesi hocam da katılır. Onun da düşüncesini onun için aldım. Çünkü çok önemli. Ömer Hayyam dini tasavvuf ve taassup dışında
bilim adamı, filozof olarak bilinen ama aynı zamanda çok önemli bir şair, bir devlet adamı aynı zamanda. Ve aynı zamanda da adaleti, hukuku da çok iyi bilen bir insan. Bu insanla ilgili onu birazcık ihmal eden, birazcık da istismar eden şiirler ve alanlarda da kullanılan rubayiler var. Bu çok önemli ama bunların hangisinin doğru, hangisinin mantıklı, hangisinin Hayyam'a ait olduğunu bilmiyorduk. Onların kaynaklarını siz gösterdiniz, açıklamaları yaptınız, araştırmaları yaptınız. Ama doğrusunu isterseniz ben bunları çok merak ediyorum. Bir de Ömer Hayyam'ın hayatıyla ilgili efsaneler var. Devletteki görevleriyle ilgili efsaneler var. Söylentiler var. Onlarla ilgili de bir takım tespitleriniz var. Onları tekrar eğer zaman olursa onları da sizin kaleminizden dinlemek isteriz. Ama bir şey daha söylediniz. O da çok önemli. Beni ilgilendiren bir konu. Çünkü iki fuardan bahsettiniz. Birisi ülkemizin en güney noktalarından bir tanesi olan Samsun. Hemen onun güneyinde de yine güneyin en uç noktalarından bir tanesi olan Mersin'deki iki fuardan bahsettiniz. Bu fuarın sizi mutlu etmesinden, coşkusundan ve edebiyat öğretmenlerinin ilgilerinden bahsettiniz. Bu beni mutlu etti bir Mersinli olarak. Bu tespitlerinizi gerçekten çok önemsedim. Ama benim dışımda acaba Ali Yedigöz bu konuda ne diyor? Gerçekten Mersin Kitap Fuarı çok ilgi güzel, okuyucuların ilgisi. Gerçekten şöyle bir şey var. Yani bilinçli okur olmak çok önemli. Yani gençleri kitaba yöneltmek, onların kitaplarla, yazarlarla, şairlerle buluşmasını sağlamak çok önemli. Kitap fuarları bu anlamda çok önemli bir yere sahip. Öğretmenlere tabii büyük görev düşüyor. Bizlere büyük görevler düşüyor. Bütün edebiyat öğretmenliğinin çocuklara, gençlere kitap okuma sevgisini kazandırması gerekiyor. Ülkemizin çok önemli şairleri var, yazarları var. Bunları gerçekten öğrencilerimize öğretmemiz gerekiyor, sevdirmemiz gerekiyor, tanıtmamız gerekiyor. Bakıyoruz şimdi, gerçekten dün sevgili Murat Anmunga'nın söyleşisini izledim. Çok önemli şeyler söyledi. Yani bir yazar, bir şair şuna karar vermeli önce. Ne olmak istiyor? Hedefi ne? Popüler mi olmak istiyor? Yoksa gerçekten nitelikli bir şekilde yoluna devam mı etmek istiyor? Şu anda bir anda popüler olabilirsiniz. Kuyruklar oluşabilir vesaire. Romanlar yazarsınız. Ama gençlere ne verdiniz çok önemli. Yani toplumsal gerçekçi bir yazar olmanız, suya sabuna dokunmanız, toplumun gerçeklerini açığa vurmanız çok önemli. Öykülerde bunlara değinmeniz çok önemli. Ülkemizde de çok değerli benim Aslanköylü akrabam Osman Şahin var mesela. Çok öykülerini zevkle okudum. Sabahattin Ali'ler var. Murat Anmunganlar var. Ferit Etküler var. Yani onlarca çok önemli yazarımız var. Onları gençlerimizin okuması gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz hakikaten gerçekten yani tamam saygı duyuyoruz. Hani popüler çıkıyor, yazıyor, romanlar yazıyor falan ama bakıyoruz gençler bazen kan var mı diyor, cinayet var mı diyor, şiddet var mı diyor. Yani bunu bundan o gençlerimizi kurtarmamız gerekiyor bir anlamda da. Yani hayat bunlardan ibaret değil. Hayat sevgi, hayat ne bileyim güzellik demek. Yani edebiyat bu güzellikleri kazandırmalı gençlerimize. Kadınlarımız bugün şiddete uğruyor. Ben öykülerimde de var. Kadın öykülerim var. Şiddete uğramış kadınlar, aldatılmış kadınlar. Bu kadınlara, gençleri yazmalıyız, kadınları yazmalıyız. Ama yani böyle popüler, böyle çok satma amacıyla değil. Gerçekten onlara güzel bilgiler vermek, hayattan gerçek kesintiler sunmak, bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Dil çok önemli. Bir öykü yazmak düşsel bir yolculuk. Bu yolculuğu en güzel şekilde devam ettirmek, toplumun bütün katmanlarına, işte emekçi kesimlere, köylülerimiz, işçilerimiz, kamu çalışanlarımız, ezilen kadınlarımız, gecekonduda yaşayan insanlarımız, yani bütün kesimlere böyle
yazmak lazım. Yazılacak çok güzel konular var gerçekten. Mesela özel eğitime, işte dün engelliler gününü kutladık gerçekten. Engelli insanlarımız var, onların hayatları var. İşte özel eğitime muhtaç çocuklarımız var, işte Down'lu çocuklarımız vesaire. Yani bunların hayatlarına öykülerimizle, sözcüklerimizle dokunmalıyız diye düşünüyorum. Hocam, şimdi Mersin'de bir yazar olarak ki Asanköylü olduğunuzu da söylediniz. Asanköylü bir öykü yazarı olarak biliyorsunuz Asanköy'de çok değerli sanat adamları yetişti. Gerçekten de ben bir tiyatro alanında çalışma yapan birisiyim. Ümiye Koçak'tan tutun Osman Şahin benim hocam. O da çok değerli bir sinemacı. Onun için çok ayrı bir yeri var. Filmleri de birçok alanda hem mesaj veren hem sanatsal anlamda çok ayrı konulara değinen bir fikir adamı. Sizin şu an halen görevde olmanızdan kaynaklanan özelliğinizi göz önünde bulundurarak, hocamın da bahsettiği ciddi bazı konuları da göz önünde bulundurarak edebiyatla, sanatla ilgili şu anki öğrencilerimizin eğitim durumumuzun değerlendirmesini ne yapmak, nasıl yaparsınız ve ne öneride bulunmak istersiniz? Yani şunu önermek istiyorum. Gerçekten burada öğretmenlere büyük görev düşüyor. Ailelere büyük görevler düşüyor. Yani yazarlarımızı, şairlerimizi gerçekten onlara iyi tanıtmalıyız. Yani gerçekten edebi niteliği var mı eserlerin, yazılan eserlerin? Bu çok önemli. Yani sadece şiir yazmak, öykü yazmak, roman yazmak değil. Gerçekten toplumda yer edinmesi çok önemli. Toplumun kabul etmesi önemli. Şimdi bakıyoruz, gerçekten son yıllarda yazılmış ve çok tutulan mesela 50 binler, 100 binler, 250 binler var ama popüler, gelip geçici diye düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Ama gerçekten günümüze kadar, geçmişten günümüze kadar çok önemli yer edinmiş toplumda. Sabahattin Ali'ler var, Aziz Nesin'ler var, Orhan Kemal'ler, Yaşar Kemal'ler var. Osman Şahin halen yaşamakta olan çok değerli bir öykü yazarımız. Onun gibi nice gerçekten çok önemli yazarımız var. Bunları biz öğretmenler, aileler, çocuklarımıza söylemeliyiz. Yani bu kişilerden, bu önemli değerlerden bahsetmeliyiz. Şairlerimiz var. Yine işte hocamın da belirttiği gibi hepimiz Nazım Hikmet'in şiirleriyle büyüdük ve okudukça, her okudukça böyle bir başka dünyaya gidiyoruz. Yani ülkemizin gerçeklerini o kadar güzel ifade etmiş ki, müthiş eserler. Orhan Veli'ler, yani çok değerli yazarlarımız, şairlerimiz var. Bunlarla öğrencilerimizin, gençlerimizin buluşması çok önemli. Kitaplarına dokunması, kitaplarını okuması, okuyan bir toplum olmamız lazım. Aydınlanmak için çağdaş bir ülkeler konumuna ilerlememiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde daha mutlu, daha özgür, güzel, çağdaş yarınlara ulaşmamız için çok önemli diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel temenniler bunlar. Eserlerinizden biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii. Şu an elimde Gül ve Begonoviler isimli çok güzel bir eserin öykü kitabınız var. Bunun dışında gelecek olan bir eseriniz var mı? Şu an raflarda bu kitabınız dışında başka kitabınız var mı? Kaybedilmiş Aşklar Sokağı var, o ilk çalışmam. Bu ikinci çalışmam oluyor. Tabii sırada yeni çalışmalarım var. Örneğin bir kanser hastalığına yakalanmış ama müthiş bir mücadeleyle, gerçekten müthiş bir mücadeleyle bu hastalığı yenmiş bir genç kızımızın hayatı var. Onunla ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum. Buna ilişkin bir eser yazmayı düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Bu Gül ve Begonviller'de de dediğim gibi köy enstitüsü mezunu öğretmenlerimiz
size ilişkin bir öykümüz var. İşte ezilen kadınlarımızla ilgili, onların hayatına ilişkin öyküler var. Ve günlük yaşamda tabii ki karşılaştığımız birçok konular var. Kısa kısa öykülerden oluşuyor. Sözcüklerimle işte onlara yüreğimden geldiği gibi en iyi şekilde karınca kaderince ulaşmaya çalıştım. Ve bu öykü yolculuğu, düşsel bir yolculuk devam edecek, etmeli. Yani günübirlik geçici değil. Önümüzdeki yıllarda da tabii ki günlerde de en iyi şekilde devam ettirmek istiyorum bu yazma uğraşımı. Hocam, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bir Mersinli, hem öğretmen, hem edebiyatçı, hem de yazar olarak. Ben son cümlelerinizi almadan önce tekrar Ahmet Kırca hocama dönmek istiyorum. Zamanımız da bu ara zaman su gibi aktı. Sizi saatlerce dinlemek de istiyoruz ama maalesef her şeyim... Ben kısıtlı da olsa bir yere tekrar dönmek istiyorum. Evet, haklısınız. Ben şiir çevirebilmek kesinlikle şiiri bilmek gerekir. Şiiri bilmeyen şiir çeviremez. Bu şiir bilgimi, edebiyat bilgimi söylemiştim size arz ettim. Şileli Pablo Neruda, İspanyol Lorca, Bulgar Dasprov ve Nazım Hikmet'e borçluyum. Ama lise dönemlerimde ben Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi mezunuyum. İki büyük öğretmenle tanıştım. Birisi hocam hatırlar Rauf Mutlay. Rauf Mutlay eleştirmen, benim edebiyat öğretmeni. Batı edebiyatını ondan öğrendim. Ama klasik edebiyatı bizim edebiyatımızı Mehmet Deli Gönül diye büyük bir hocadan öğrendim. Mehmet Deli Gönül. Bunlar müthiş hocalar. Şunu demek istiyorum. Öğretmen yok. Öğretmen yok. O öğretmenler yok. İstedikleri bağırsınlar. Şimdi katılıyorum hocama. Katılıyorum gerçekten. Öyle. Rauf Mutlay'ın önünde oturup öğrenci olmak kolay iş değildi. Şeyin de öyle. Söyledim Mehmet Deli Gönül. Ben bu Hayyam çevirisini yaptığım zaman eski varlık yazarlarından birine Ankara'da kitabı sunmaya gitmiştim. Mustafa Şerif Onaran. Onaran Hoca'ya. Onaran Hoca bana dedi ki rahmetli oldu, Allah rahmet olsun. Mustafa Şerif Onaran varlığın eski yazarlarındandı. Hocam dedi çok güzel bir şey yapmışsınız ama neden Aruz'da değil dedi. Hocam dedim ben Aruz'u bilmiyor musunuz Aruz'u dedi. Hocam dedim ben Mehmet Gönül'ün öğrencisiyim ya dedi. Biz Aruz dedim eskiden kapalıca açık eze yazarak yan yana Aruz'un kalıbını bulurduk dedim. Biz öyle öğrendik ya bu değil okunduğunda kalıbını hemen söyleyecek kadar Aruz'u biliriz. Ama müsaade etmez dedim. 20. asırda Aruz'da şiir çeviremem dedim. Ahmet hocam programımızın sonuna geldik. Sizinle ilgili bir şey rica edeceğim. Yani son sözlerinizi söylerken Ahmet Kırca'nın eserlerini de şöyle göstermek istiyorum. Bir eseri daha var. O şu an Mevlana'nın İncileri. Evet, Mevlana'nın İncileri. O şu an bizde yok. Ben hocama bu güzel eserlerini imzalayarak eğer bize de şimdi bir de Ali Yedigöz hocamın eserini göstermek istiyorum. Programımızın sonunda da bu ara Ahmet hocam siz son cümlelerinizi söylerken zamanı değerlendirmek için söyleyeceğim şey çok ilginç yalnız. Tabii hocam. Şimdi bu hüzün damlacıkları benim kendi şiirlerim. Hüzün damlacıklarını geçen sene yayınlanmadan önce Cumhuriyet'in Yunus Nadi yarışmasına gönderdim. Yunus Nadi yarışmasını ikiye böldüler. Şiir yarışmasını birini Yunus Nadi'nin Galatasaray Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan kişiye verdiler. İkiye böldüler. Ahbap çavuşlar misali. Bu sene de Ceyhun Atıf Karasu yarışmasına gönderdim yarışmadan sonra yine vermediler. Ben onun gücünü biliyorum ama ne oldu biliyor musunuz? 3 ay önce Ankara'da bir toplantı yapıldı. Türkiye Cumhuriyetleri'nin katıldığı Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kuzey Irak ve Kerkük. Bu kitaba, Hüzün Damlacıları kitabına Türk kültürüne hizmet şeref ödülü verildi. Buyurun belgesi. Değerli izleyiciler, sevgili dinleyiciler, Ahmet Kırca hocamın hem tatlı bir sitemi hem sonra da kazanılan çok önemli bir başarıyı bizimle paylaşıyor. Ben de sizinle paylaşıyorum.
gördüğünüz gibi aslında Ahmet Kırca hocam kendi sorunlarını alçak gönüllüğünden belki kaynaklanan sebeplerden dolayı yıllar sonra ilk defa bizim programımızda anlatma fırsatı buldu. Ve gördüğünüz gibi kendi eserlerini gecikmiş olan bir başarıyla Ankara Sanat Festivali'nin bu belgesiyle bize bütün okuyuculara paylaşmak üzere sundu. Biz de gerçekten onun bu başarısını paylaşıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda başarılar da diliyoruz. Şimdi neden iddialıyım? Neden bunu söylüyorum? Türkiye'de bu işler hep ahbap çavuşlar misali yürütülüyor. Herkes kendi adamına bir yarışmayı veriyor. Onun için bundan sonra hiçbir yarışmaya katılmam böyle şeylere. Daha göndermem. Şimdi burada müsaade ederseniz 55. sayfada bu şiir, 50, kendi şiir kitabımda. Bunu okuyup bitireceğim sözlerimi. Lütfen. Bu şiir bugün yazılıyor mu söylesinler. Değerli izleyiciler, Ahmet Hocam şiirini buluncaya kadar bu ara ben festivalimizin lütfen hazır olduğunda bana haber verin hocam. Çok önemli durumlarla karşı karşıya kaldığımız zamanlar oldu. Bunlardan birisi de Ahmet Kırca'nın şu an dünyanın en değerli şairlerinden bir tanesi olan Ömer Hayyam'ın araştırmacı yazarlarından bir tanesi olduğunu öğrendik. Orijinal Farsça dilini çok iyi kullanan yazarlardan bir tanesi olduğunu öğrendik. Çünkü orijinal kaynaklara yönelerek Ömer Hayyam'ın rubailerini tekrar dilimize kazandırman bir şair çevirmeni olduğunu öğrendik. Onun dışında kendi eserlerinin uzun süre anlaşılamamasından bahsetti. Fakat bu yıl düzenlenen Uluslararası Türk Dilleri Festivali'nde ve yarışmalarında hak ettiği yere geldiğini söyledi. Tabii ki Ahmet Hocam'ın söylediği birçok şey daha var. Bunu lütfen programımızı tekrarlarında izleyerek onun fikirlerini katılıp katılmadığınız yerleri de olabilir. Onları da tabii ki yakından görme şansı yakalayabilirsiniz. Hocam şiiriniz hazır mı? Hazır. Biraz önce Tayfun Talibov Hoca buradaydı. Hem bu kitabı sundum hem de bu şiir üzerinde durmasını istedim. O da ilgileneceğini söyledi. Okuyorum şiiri. Orada lütfen. Bir köy var uzakta. Biliyorsunuz bu şiir Ahmet Kısri Ticer'in. Doğru. Sivas'ta benim başladığım lisede edebiyat öğretmeniydi. Bir şiir vardı. İlkokul günlerimde öğrendiğim. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Dizeler ile başlar. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür diye sürüp giderdi. Bu şiiri hatırlıyor musunuz bilmem. Ama benim hatırladığım çok şey var. Hep işimiz düştüğünde gittik o köye. Seçimden seçime. Çocuklar okuyamadı. Hastalar dertlerine çare bulamadı. Onlar üretti, başkalarını yedirip içirdi de kendileri aç kaldı. Şehirlere giden sıska çocuklarının omuzları üzerinde apartmanlar yükselirken onlar kulübelerde, derme çatma evlerde kala kaldı. Velhasıl şu oldu, bu oldu da o köy bizim hiç olmadı. Dilinize sağlık. Devam ediyor galiba. Efendiler. Evet. Beyefendiler. Yıllardır bu ülkeyi yönetenler. Sayenizde şimdi sızlıyor olmalı bu şiirin şairinin kemikleri. Ahmet Kırca hocam, iyi ki programımıza katıldınız. Dilinize sağlık. Şiirleriniz eksik olmasın. Ürettikçe şiirlerinizi okumak, bundan sonra da kayıtsız kalmamak üzere öğrencilerimize de paylaşmak isteriz. Ben de tekrar ömrümüz olursa gelecek yıllarda bu güzel Mersin Fuarı'na geleceğimi vaat ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hem şehrim Arsanköylü yazar, yeni eserleri de sabırsızlıkla beklediğimiz yazar olarak hem İçel TV hem Radyo Klas hem okurlarınıza ve aynı zamanda bütün izleyicilere, dinleyicilere ne söylemek istersiniz son söz olarak? Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten basın toplumun gözü kulağı burada kitap fuarına
fuarında günlerdir yayın yapıyorsunuz. Bu çok saygıdeğer bir durum. Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Fuarda kitaplarını imzalayan bir yazar olarak. Mersin halkı gerçekten kitaplara yoğun ilgi gösterdi bu fuar, kitap fuarı dönemince. Bütün Mersin halkına, değerli hemşehrilerime öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarıma güzel ilgi gösterdiler ve gerçekten kitap fuarlarında kitap imzalamak dünyanın en güzel duygusu diye düşünüyorum. İnsanların o sıcacık ilgisi, gerçekten o kucaklaşma, o sevgi dolu gülümseme, onca sıkıntıyı, yaşadığımız onlarca sıkıntıyı unutturmaya değiyor diye düşünüyorum. Son söz olarak fuara katılan bütün dostlara, bütün sevgili kitap okurlarına ve siz İçel TV ve Radyo Klas'a çok çok teşekkür ediyorum. Bizi programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Çok sağ olun Sayın Ali Yedigöz. Gerçekten biz de çok mutluyuz. Hatta bu duyguyu bir kez daha bizim için de yaşamanızı istiyoruz. Kitaplarımızı ben Semir Bolat adına. Semir Bolat. Semir. Evet, adına imzalarken değerli izleyiciler, sevgili dinleyiciler, 26 Aralık 2016 tarihinde başlayan ve bugüne kadar devam eden Mersin fuarımız bugün sona erecek. Mersin kitap fuarımız yazarlarımızdan da, okuyucularımızdan da, katılımcılardan da ve katılan medya temsilcilerinden de öğrendiğimiz kadarıyla çok başarılı bir dönem geçirdi. Bu sene de çok ama çok iyi bir fuar olarak sona erecek gibi. Şimdi 26 Aralık'ta başlayan Mersin Kitap Fuarı yaklaşık olarak 200'e yakın yayın evinin, 500'e yakın yazarın ve eserlerinin buluştuğu bir fuar oldu. Fuarın ilk 3 günü çok yağışlı olmasına rağmen, açılış günlerinde de çok yoğun bir kalabalık vardı. Son 3 günü, yani cuma, cumartesi ve pazar günleri de oldukça kalabalık, izdiham diyebileceğimiz yoğunlukta bir kalabalık ve Türkiye'nin her tarafından tanınmış çok değerli yazarlarımızın standlarda okuyucularla buluştuğu bir fuar oldu. Bu fuarda sadece yazarlarımızın kitapları imzalama kampanyası yoktu. Aynı zamanda fikir adamları, yani kitapları araştırmaları, düşünceleri olan fikir adamlarının da eserlerinin olduğu standlarda, standta kitap olarak kalmadı, söyleyişlerde ve sohbet salonlarında da, konferanslarda ve konuşmalar düzeyindeki panellerde de sürdü. Yaklaşık 250-300 civarında değişik salonlarda paneller vardı. Biz İçel TV olarak ekibimizle birlikte teknik yönetmenim Tekin, Narşap, Ozan ve Ulaş arkadaşımın da ve İçel TV'nin çok değerli teknik kumandada Ezel arkadaşımız ve diğer bütün arkadaşlarımızın da çok yoğun bir çalışması sonucu sizlere bunları ulaştırmaya çalıştık. Fuar boyunca medya kuruluşu olarak canlı yayınlar yaptık, röportajlar yaptık, konuklarımızı ağırladık. Onlarla çok güzel belge düzeyinde diyebileceğimiz bir arşivimiz oluştu. Şu son konuşma ve son olarak da yapılan bu programda özellikle Ahmet Kırca hocamın Ömer Hayyam'la ilgili söyledikleri, Ali Yedigöz hocamızın Arslanköy ve Mersin'le ilgili tespitleri, Tayfun Tarifoğlu'nun özellikle yol hikayelerinden ve Türkiye özelinde, dünya genelinde bahsettikleri arşivimizde olması bizim için çok büyük bir önem, büyük bir kıymet ifade ediyor. Biz İçel TV olarak canlı yayın alanından yaptığımız bu yayınlarımızın çok kalabalık olmasından, kendi stüdyomuzun dışındaki alanda
bir stüdyodan yapmış olmamızdan kaynaklı bazı teknik sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu alandaki çalışmalarımızın ve çabalarımızın amaçlarının ne olduğunu bilerek ve görerek telafi edecek bir hoşgörüyle bizi affedeceğinizi düşünüyoruz. Ama bundan sonraki fuarlarda yine çok daha üst düzeyde teknik ekipmanlarımız ve kadrolarımızın daha bilinçli çalışmasıyla size hizmet edeceğimizi belirtiyoruz. Bir sonraki fuarda buluşmak dileğiyle İçel TV adına, Radyo Klas adına, ekibimle birlikte ben Semir Bolat, hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.